Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast deneyim, hoş geldiniz. Bu seriyle mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum spor yorumcusu Kaan Kural. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Aslında senin için spor yorumcusu demekle e, küçük bir şey söylemiş oldum. Dar bir alanı <laughs> hapsetmiş oldum seni. E, ama biraz e, açıklarız diye düşünüyorum. Bu arada bu bölümü de herkese tavsiye ediyorum. Şimdi Kaan Kural'ın e, hayranları var. Onu çok gördüm ve görüyorum. Ben de onun e, çok iyi dinleyicilerinden ve izleyicilerinden biriydim. Çok sıkı NBA'yi takip ettiğim dönemde. Ondan sonra biraz azaldı ama Twitter'dan oradan buradan yine yaptıklarını izlemeye çalışıyorum. Çünkü her izlediğim şeyde bir şeyler öğreniyorum. Onun içinde öğretici bir yayın olacak sporla futbol dışı alanlarda iddialı özellikle Kaan ama herkes için tavsiye ettiğim bir yayın diyorum ben. Sen ne diyorsun Kaan? <laughs> yani sonuçta insanların tabii ki daha çok dikkat çektiği de daha çok öne çıktığı bazı alanlar oluyor. Ama benimki de genelde işte basketbol, son dönemde e-spor, zaman içinde Formula 1 vesaire de oldu profesyonel hayatım boyunca bir e, pencere açmak, belki daha gördüklerini berraklaştırmak üzerine geçti. Belki de bu podcast'te biraz daha katkı yaparız o alanda. Evet ya bir de senin için hep bakıyorum. Yeni nesil spor yorumcusu deniyor. Oysa ki yani e, bayağı uzun zamandır bu işi yapıyorsun. E, ama yeni nesil olmanın nedeni de işte yeni bir açıyla, farklı bir bilgiyle spor yorumu yapman. Seninki işte tarihten, sosyolojiden, psikolojiden, dizilerden, filmlerden harmanlanan, öyle yoğrulan bir yorumculuk olduğu için senin ve senin ekolündeki insanlar bizim hoşumuza gitti. Genç neslin de gitti. Onun için genç nesil işler de yapıyorsun diye düşünüyorum. Ya yani şöyle sonuçta herkesin kendine ait bir tarzı var öyle ya da böyle. Bu dünyada da geçerli, Türkiye'de de geçerli. Fakat Türkiye'de çok uzun süredir, hani ben bu işe girdiğim dönem ki ben de aslında bayağı yaşlandım bu iş için. Yani daha doğrusu çok uzun süredir bu sektördeyim. Hani 25. seneme geliyorum neredeyse. Genel olarak hani spor yorumculuğu spor üzerine fikir beyan etmek temel olarak yani spor üzerine konuşuyorum sadece yorumluyorum. Bunu herkes yapıyor ama özellikle hani belli bir sporla ya da daha doğrusu herhangi bir alanda e, ilgilenen herkes fikrini belirtirken ben de fikrimi belirtiyorum. E, fakat bunu genelde e, nasıl derler çok uzun süreler dediğim gibi kişiden kişiye çok değişiyor ama e, çok sığ ve çok tekrar üzerinden yapıyordu ıı, Türkiye'deki yorumculuk Ya yani hala da öyle yapanlar çok fazla var. E, fakat dünya üzerinde değiştiği gibi gene de batılı örnekleri çok daha tabii e, kaliteli yorumculuk ve hani derin tarihten referans alarak ona referans vererek e, toplumla, hayatla ilgili referanslar vererek onu hayatla bağdaştıran sadece sporun kendisiyle değil, hayatın diğer alanlarıyla bağdaştıran bir ekol de vardı. Fakat son, özellikle son 20 yılda bu çok çok daha arttı. Daha doğrusu özellikle pop kültürün hayatın içine çok daha hızlı girmesi, sosyal medyanın iletişimin hızlanmasıyla her şeyin çok daha gript bir hale gelmesi biraz yorumculuğu da etkiledi son 20 yılda. Ama ben zaten hani herhangi bir alanda sadece profesyonel olarak çalıştığım spor alanında değil, diğer konularda da şey yaptığım için hani diğer bir konuyu diğer konularla çok ilişkilendirmeyi sevdiğim, onun analizlerini analitik olarak yaptığım, benzeştirmeyi sevdiğim için, bu bana hani stil değiştirmek veya işte dünya buraya gidiyor diye böyle bakmak gibi gelmedi. Benim için çok kolay oldu. Hı hı. Yeni jenerasyonda, daha doğrusu yeni jenerasyon dememek lazım. Yeni bakış açısı da, yeni insanların e, isteği de bu konuda beslenme... E, odağı da ya da daha kaliteli beslenme olarak gördüğü konuda Buraya evlenince benim yaptığım iş çok daha doğallaştı diyeyim bu alanda. Evet onlar sana geldi, zaman sana geldi gibi bir durum <laughs> olmuş aslında. Ya bu arada şimdi dediğim gibi dar bir alana sıkıştırmış gibi oldum spor yorumcusu diyerek. Yazarlık tarafı var. Gerçekten televizyonda yorumlamak tarafı var Kaan'ın. Onun dışında kafe işletmeciliği de var. <laughs> Sinema alanına işte yapımcılığa girmişliği var. Oyunculuğa girmişliği var. Bunların hepsi biraz konuşuruz diyorum. Ne dersin Kaan? Ee, sonuçta değişik şeyler zaman içinde denedim ama te temelde hani işin profesyonel tarafına bakarsan veya en azından insanların bir şekilde ilham alacağı veya merak edeceği ana alan tabii ki genelde yorumculuk. Ama onun dışında birçok şey, herkes olduğu gibi ben de birçok şey yapmaya çalıştım. Ee, kafe falan da devam ediyor tabii. Yani kafe işletmeciliği de devam ediyor ama genelde mesela kafe tarafına dönersek Orada işletmeciden çok müşteriyim. Benim bir tane ortağım var. İşletme işini o yapıyor. ben gidip genelde patron gibi takılıp e, evladım bir çay ver bana falan diyorum yani. Peki ben onu sonradan soracaktım ama sen girmişken biraz anlatsana. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Orijinal işte onun konser organizatörlüğü yani. Hani onun da asıl ki o konser organizatörü. Ama biz zaten benim hani eğer bir numaralı hani kendimi tanımlayacağım bir özelliğim ya da daha doğrusu genel bir etiketim varsa ben gamer'ım yani çok küçüklüğümden beri. Yani ben oyun oynamayı çok seviyorum. Zaten mesela spor yorumculuğu da bundan çok farklı bir şey. Değil ki spor da bir oyun. Hani oynamayı da onunla ilgilenmeyi de onu onu takip etmeyi de çok seviyorum. Ama Oyunun her alanını sevdiğim için özellikle bu işte Magic gibi kart oyunları, masaüstü oyunlar, bilgisayar oyunları tabii ki. Bunların hepsine hani anormal bir ilgim var ve zamanımın ciddi bir kısmını ayırıyorum ona. Hala yani her gün 3-4 saatimi belki ayırıyorum. Bundan 6 yıl kadar önce Onur'la o da benim kafada bir arkadaşım Yani beraberiz. Bizim kendimizin ilgilerimizi paylaşabileceğimiz, ilgilerimizi yönlendirebileceğimiz bir mekan arıyorduk. Buna benzer bir iki yer var aslında İstanbul'da. Yani bu internet kafeleri çok kastetmiyorum. Onlar daha Genel e, nüfusun hani oyun oynayabileceği, özellikle bilgisayarla oyun oynayabileceği alanlar. Biz daha çok bir kulüp gibi yani bizimle benzer şekilde oyuna yaklaşan e, benzer oyunları oynayan işte bu kart kart oyunları, macikleri, e, yügyoları, e, işte figür oyunları var, X-wing gibi masaüstü oyunları var. Çok yani Monopoly'nin çok daha sofistike versiyonu oyunlar var. Bunları oynayan insanları bir araya getiren, beraber oynayan bir ortam arıyorduk. Dediğim gibi bir iki tane yer var. İstanbul'da mesela karşıda Pegasus falan var. Fakat özellikle Anadolu yakasında böyle bir yer yoktu. Ve biz de hani ya böyle bir yer yapalım dedik. Aslında hani şey de çok ilginç. Hani bir herkesin hayali ya kafe açalım diye. Yani Hı -hı. Biz de bir kafe açalım dedik. Ama biz hiçbir zaman hani kafeyi bir ticari işletme olarak hiç düşünmedik. Biz takılacağımız yer arıyorduk. <laughs> takılacağımız yer arıyorduk. Abi yok madem bir tane yapalım dedik. Ee, öyle başladık ve kendimizin gitmekten keyif alacağı e, türde bir mekan yarattık. E, yaptığım her işi biraz öyle yapıyor gibiyim bakınca. Yani ben yorumculuğu da aslında ben bir yorumcudan ne duymak isterim, bir spora nasıl baktığını, nasıl keyif aldığını, nasıl e, onu irdelediğini duymak isterim yani kendim nasıl keyif alıyorsam bir seyirci olarak onu aktarmaya çalışıyorum hmm. bana keyif hmm. veren bana benim ilgimi çeken ben de hayranlık uyandıran e, işin içindeki bilgelik takımdaşlık vesaire gibi konuları e, beni bana keyif veren bana ilham veren şeyleri anlatmaya çalışıyorum kafe kafe öyle biraz yani kendim gitmek istiyorum kendim eğlenmek istediğim kafeyi bir şekilde mümkün olduğu kadar yani ne kadar başarabildik ayrı konu ama onu yarattık. E zaten en güzel işler de öyle çıkıyor bana göre dışarıdan bakan da bir insan olarak kendisinin deneyimi de öyle olan bir insan olarak. Bu arada e, Goblin değil mi e, ve Kadıköydesiniz? Hı -hı. <laughs> Sen başka Goblin. evet başkasını söyledin kendininkini söylemedin gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> e, şimdi e, anne baban nasıl insanlardı? Onları merak ediyorum ne iş yaparlardı diye. Sen küçükken onlar boşanmışlar onu biliyorum. Evet. Ankara'lısın onu biliyorum. Doğru. Ama şu bunu da merak ediyorum. Yani ee, sen de düşün yani senin bir kızın var. Mesela o seni oyun oynarken görüyor. Ee, biz babalarımızı öyle görmezdik. Yani ben mesela senin hayatına bakarken onu düşündüm. Yani ben babamın böyle bilgisayar oyunu oynadığını düşünemem. Yani en fazla halı saha maçı falan giderlerdi bizim babalarımız. Ama şimdiki nesiller oyun oynayan babalarla büyüyorlar. Sen tam bir homalüdanss yani böyle oyun oynayan insan yani. Nasıl başladı? Nasıl oldu? Bir de aileni anlattı isterim çocukluktan Valla bu ıı, oyun oynayan babalar artıyorlar tabii çünkü oyun oynamanın ıı, imkanları çok arttı eski evet. oranla yani hı hı. hani bizim babalarımız çok muhtemelen hani oyun meraklısı olsalar ellerindeki imkan da çok kısıtlıydı. Şimdi hani konsolundan bilgisayarına en basit cep telefonunda bile ne oyunlar var yani. Tabii. Eğer meraklıysa tabii kişi belli bir yaştan sonra o meraklar bir miktar azalabiliyor ama benim gibi insanlarda pek azalmıyor. Şöyle ben evet söylediğim gibi 1974 Ankara doğumluyum. Ben çok küçükken ayrıldı annemle babam. 4,5 yaşında falandım. Babamla sonra çok sınırlı bir iletişimim oldu. Yani hemen hemen hiç olmadı zaten. Daha sonra da hani tek ebeveynli bir aile büyürken annem, babam pilottu, annem öğretmen. Öğretmen olduğu için hani sürekli çalışmak zorunda kaldığı için hani ben biraz çok erken yaşta kendi kendime yani kısmen yetebilmiyorum. ya yani en basiti ya benim okul 1'de işte okuldan çıkıp eve gelirdim. Hani kapıyı açar işte kendi hani yemeğimi yapar, hani daha doğrusu hazır olan şeylerden bir şeyler yer, ödevimi yapar, annemin okuldan gelmesini, işten gelmesini beklerdim vesaire. Zaten da, ilginç bir şekilde daha işte 12 yaşından itibaren de İstanbul'a yatılı olarak geldikten sonra da e, bayağı daha gene yalnız yaşamayı daha çok öğrendim. Hmm. E, biraz çok erken yaşta e, kendi başına yaşamayı öğrenmek zorunda kaldım. Öğrendim ama zaten karakter olarak da biraz böyle her şeyi yalnız yapmayı daha çok severim ben. Ee, o o dönem yani şey hani şimdi geriye bakınca tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan diyorum ama galiba biraz tavuk yumurtadan çıkmış. Yani e, ben o zamanlar çok yalnız yap bazı şeyleri yapmak zorunda kaldığım için yalnızlığı seviyorum. Zaten yalnızlığı seviyorum ben yani. Hani yalnız yapmayı bir şeyleri. E, o dönem biraz da denk gelmiş. Hani o yeteneklerimin ya da ne derler o tip bir hayat tarzının daha erken yaşta keskinleşmesini sağlamış. Hı hı. 12 yaşında da İstanbul'a yatılı olarak geldikten sonra genel olarak kendi başıma yetmeyi, tek başına bazı şeyleri yapmayı çok fazla öğrendim, yaptım. Aynı zamanda sevdim. Hani herhangi bir şekilde o hele o yaşta çocukların çok yalnız ve çok ne derler kırılgan hissetmesi çok normaldir. Bunun tabii ki psikolojik bir takım etkileri vardır hani çok da dünyanın da en sağlıklı psikolojisine sahip olduğumu iddia etmiyorum ama genel olarak bana çok uydu o olan bitenler. Bazı açılardan başka tür bir çocuğu belki de daha travmatik etkileyebilirdi bu tip bir süreç. Ben de tam tersine en azından benim gördüğüm kadarıyla ben de tersine biraz daha olumlu etki yarattı. Hı hı. Ben e, bir röportajını dinledim ya da izledim diyeyim Kaan. Çok güzel bir şeyden bahsediyordunuz e, sunan kişiyle birlikte. Bir apartman sohbeti. E, sen işte Ankara'da e, böyle CHP genel merkezinin olduğu bir sokakta büyümüşsün. <laughs> Ve e, onu anlatırken işte normalde sakin ama ünlü bir sokak ara sıra çok e, tantanası oluyor. Bir o enteresandı. İkincisi de sokakta oynamakla ilgili çok güzel bir şey söyledin. Aslında onun üstüne az düşündüğüm Fark ettim hani sokakta artık oynayamıyoruz falan diyoruz ama yani orada e, kendinden çok farklı yaş olarak farklı kültür olarak ha. farklı bazen de hiç istemediğin ama içinde olman gereken ortamlarda oluyorsun yani zorba ile bir arada oluyorsun çekingenle bir arada oluyorsun topun var diye oyuna giriyorsun ne kadar güzel bir düşünce diye düşündüm sonuçta sen de sokakta oynayarak Ankara Koleji'nde okumuşsun İlkokulu değil mi? Öyle bir çocukluk evet, da olmuş aslında. Doğru. Ya e, o, o zorunluluk insanın e, ciddi anlamda ruhsal terbiyesine çok yardımcı oluyor. Evet. Şimdi hı hı. bunun tabii dezavantajları da var avantajlar. Şimdi modern zamanlarda insanlar kimlerle ne kadar zaman geçirebileceklerini çok rahat seçebiliyorlar. En basiti hani e, sosyal çevre, e, mahalle çevresi yani bina çevresi, komşu çevresi, okul çevresi bir tarafa Hani şey üzerinden e, iletişim o kadar arttı ki yani dünyada kendi zevklerinle ya da kendi düşüncelerinle olan insanları dünyanın diğer ucunda bile bulabiliyorsun hı hı. ve onlarla zaman geçirebiliyorsun. Ben çocukken yani böyle bir şey söz konusu değil. Ya yani tamam okulda arkadaşlarım var ama genelde mahallede sokakta zaman geçiriyorsun ve orada sokaktaki ya yani mahalledeki insan sayısı belli, çocuk sayısı ve işte genelde hep şey oluyor iki yaş grubu oluyor bir biraz daha küçükler işte atıyorum. 3 ila 7 yaş arasındakiler bir de işte 8 ila 14 yaş arasındakiler. Ve bunların hepsi bir arada oynamak zorunda çünkü <laughs> nüfus bu kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> İnternet bu. Tabii, yani. Tabii. <laughs> Povuna bu kadar kardeşim Hani ya oynamayacaksın yani evinde oturacaksın ya eğer oynayacaksan ya da bir şekilde sosyalleşeceksen bir takım da iletişim bulacaksın bunlarla kurmak zorundasın. kafanı uymayabilir e, mantığın uymayabilir zorbasından çekingenle senin de söylediğin gibi e, yelpaze karakter yelpazesindeki farklı şeyler olur ama ...bahtına ne çıkarsa kardeşim yani hani senin mahallende nasıl bir arkadaşlık e, çocuk e, şeyi varsa profili varsa onunla geçinmek zorunda. Ve bunlara uyum sağlamak ya da en azından onlarla bir ortak e, düzlemde buluşmak zorunda kalıyordun yani ben çocukken. Şimdi öyle bir şey yok yani herkes e, olmuyorsa e, tamam abi ben seninle hiç görüşmesem de olur diyor doğal olarak. Çünkü tabii tabii. Ee, sonra sen e, yatılı okudun işte Robert koleji burslu girmişsin değil mi? Hı hı. Sonra da bayağı iyi bir eğitim hayatı gibi gözüküyor Boğaziçi Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler. Ya şöyle zaten hani Robert Kolej'e ben sınava girerken 5. sınıfta o zamanlar şeydi. Anadolu Liseleri ve Özel Okullar Sınavı tek sınavdı. Evet. Hmm. Zaten hani ilk 200'de olman gerekiyordu Robert Kolej'e girmek için. En tepedekiler girebiliyordu. Girdim ama burslu girmedim. Robert Kolej'in hmm. politikası biraz farklıdır. Girdikten sonra bursa başvuruyorsun ama imkanı olmayan yani finansal olarak bunu karşılayamayan hemen hemen herkese burs verir Robert Koymiş. bana da verdi yani ben full 7 seneyi tamamen burslu okudum yani o, okul kitaplarımın parasını bile ödemedim yani, yani okul karşıladı hepsini hmm, hatta şey yani mezuniyet balosunun biletini bile bursun kapsamındaydı yani nasıl bir burs çok <laughs> <Yani>, güzel <laughs> çok acayip yani. ee, orayı bitirdikten sonra işte oradan da Boğaziçi'ne devam ettim ee, ...uluslararası işleri okudum. Ee, yani eğitim hayatım öyle devam etti. Peki yatılı okulda okumak sana neler kazandırdı? Ya da ne neyini geliştirdi sence? Basketbola da orada başlamışsın. Tabii tabii. Ya yani şöyle tabii yani Robert Kolej'de yatılı okumak... ...hani başka yerde yatılı okumaktan bayağı daha... avantajlara tabii. sahip. Yani Hı -hı. hani bir yani İstanbul'un en güzel yeri falan hani tabii. orada atıyorum hani yatılı kaldığın yeri kiralamaya kalksan şimdi kaç paradır Allah bilir yani hani <laughs> boğaz ayaklar altında falan e zaten e, çok fazla sosyal imkanı olan bir kurum e, sonuçta bir sürü başka çocukla birliktesin kendi yaşında e, tabii ki bunun hani bir tarz bazı küçük olumsuz etkileri de olabilir yani aileden biraz erken ayrılmak gibi ama dediğim gibi hani ben zaten aile biraz daha çok erken bozulduğu için benim, bana herhangi bir dezavantajından çok çok ciddi avantajları oldu. Hı hı. En basit mesela yıl 1985 ben girdiğimde o zamanlar yani internet internet falan çok, çok pre internet dönemi hala çevirmeli telefonların olduğu dönemden bahsediyorum. Yani tuşlu telefon bile gelmemiş ülkeye. Ben o zaman mesela NBA izleyebiliyordum Robert Kolej'de olduğum için. NBA video kasetleri geliyordu işte Amerikan okulu olduğundan dolayı. Boğaziçi'nde herhangi bir ilgi alanının peşinden gidebilmek için her türlü imkan var. Yatılı olduğun zaman bir kat daha var. Hani sürekli hmm. oradasın. Böylece hani ben her tür ilgi alanıma eğilme fırsatı buldum. Başta spor ve basketbol olmak üzere basketbol takımına girdim. Yıllarca oynadım. Ee, daha sonra mezun olduktan sonra Boğaziçi'ndeyken hemen gelip hatta antrenörlük bile yaptım yani Boğaziçi işte ortaokul takımına vesaire. Hmm. Ee, izleme fırsatı buldum. Dediğim gibi 85 yılında Türkiye'de kimse NBA'yi bilemezken, böyle bir şey imkan da yokken NBA'yi izlemeye, öğrenmeye başladım. Ta o zamandan kariyerimin ilk adımlarını atmışım yani. <laughs> e onun dışında mesela Robert Kolej'de ben tiyatroda oynadım. Ciddi ciddi ders alıp güreş de yaptım. Şey yaptım, e, atletizm takımına da girdim. Disk attım mesela. E, ne ilgi alanımız varsa hepsini kovalama, yakalama ve... Onu takip etme şansı bulduk. Zaten hani Robert Kolej'in eğer bir fark yarattığı alan varsa bünyesindeki öğrencilerin ilgi alanlarını ve kendilerini yani maksimum şekilde tanımlama imkanı sağlamasıdır yani. Hmm, Şu anı tabii kendini tanımak. Ee, peki Boğaziçi Üniversitesi de biraz öyle aslında. Zaten o onun devamı. İşte kulüpler, o kulüplerin sana açtığı alanlar, zihinler değil mi? Sen orada da yazıda o. yazmışsın işte basketbol Hı -hı. yazıları. Sonra Yiğiterolu da e, Boğaziçi mezunu ve e, değil mi senin ilk mesleğe girişinde öyle bir şeyle oluyor? çok yani acayip büyük tabii bir tesadüfler zincir benim mesleğe girişim. yani işte ben tam mezun olduğum sırada 96 yazı e, Fast Break dergisi Reebok'tan sabah grubuna geçiyor. Hı hı. E, ve Yiğit Ulu o sırada e, yeni yüzde spor müdürü işte hani Fast Break basketbol dergisi için bir ekip kurmak istiyorlar. Ve Yiğit Aralı hani basketbola çok ilgilendi ve iyi, iyi bildiği için o hani ekibi kurmak ilgili sabah grubunun içinde ona danışılıyor. Fakat hani biraz hani ülkenin insan yetiştirme konusunda belki de ne kadar eksik olduğunu da gösteriyor. Türkiye basketbolunu falan takip etmek kolay da işin tabii bir de yabancı basketbolu özellikle NBA tarafı var. Bunu takip edebilen insan sayısı çok az o sırada. Yıl 96 yani. Gene internetin emekleme çağları yani. Yani e işte o sırada bu Boğaz içindeki spor ve spor diye bir tane amatör dergi var bir de Boğazçının spor kulübünün bir bülteni var. Oradan hani benim NBA ile ilgilendiğimi vesaire görüyor. Benimle tanışmak istiyor. İşte konuşuyoruz vesaire. Hani öyle anlatıyoruz. Bana yazıştire müdürlüğü teklif etti. Ben de şey dedim. Abi dedim hani çok teşekkür ederim çok naziksin de yazı işini ne iş yapar ben onu bile bilmiyorum dedim yani. Hani bana teklif ettiğin işin şeyini bilmiyorum Müşteriyatını, iş tanımını bilmiyorum yani. O da yani ne olacak 3 ay sürünürsün sonra senden iyisini mi bulacağız dedi. Baş giriş o giriş yani. yani ve mesela bu olay 2 ay önce veya 2 ay sonra olsa muhtemelen olmayacak yani. 2 ay önce olsa okulda olduğum için hani çünkü sürekli gitmek gerekiyor. Hani full time kendimi veremeyeceğim. 2 ay sonra olsa muhtemelen işte dış işlerine veya başka Hani ...kariyer olarak kendime belirlediğim yerlerden birine yönelmiş olacağım. Hani tesadüfler tesadüfü bir hikaye. Ben senin hatırlıyorum o dönemde böyle... ...kravatlı falan fotoğrafım vardı değil mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> Gömlekli, kravatlı falan. Da, çünkü ben de deli gibi o, saklıyorum hala ben dergileri çünkü. <laughs> o, ne, ne kadar düşün bak o kadar yabancıyım ki nasıl... E, <laughs> ...ciddi bir imaj çizebilmek adına öyle bir resim çektirmişim ama... yani Bakıyorsun aradan 30 geçmiş şimdi şimdi kravatla falan alakam yok yani. <laughs> Senin hep böyle tesadüfi girişlerin olmuş. Aslında sende hazır bir e, potansiyel var. Ondan sonra yani sana bir dene deniyor ve sen oradan hemen parlıyorsun yani. Tesadüflere hazır olmak diye de bir şey var ya Kaan. Bayağı öyle gördüm yani. E, ya sonuçta tesadüfler veya fırsatlarla ilgili Fırsat hep, ha. E, hep söylediğim bir şey vardır. Hani iş girip gelip şeye dayanır. Ya sen o, oraya hazır mısın? Yani o fırsat geldiği zaman bazıları için geç bazıları için erken geliyor olabilir ama geldiğinde o fırsatın hazır mısın? Hı, hı. O fırsatı kullanabiliyor musun yani? yani ben gelen fırsatları mümkün olduğunca doğru ve iyi kullandım. Yani çünkü hazırdım. Yani işte atıyorum e, fast yazı işleri müdürü yaptığımda işin tanımını bile bilmiyorum. Ama yapılması gereken işi yapabilecek donanımım, altyapım, e, iş disiplinim vesaire var. O Hı -hı. sayede yapabiliyorum zaten. İşin ne olduğunu bilmediğim, eğitimini almadığım halde. Hı -hı. Gerçi ondan sonraki süreç, yani hani ben ilk Fastbreak'e girdikten sonra sonuçta o alanda yaptığım işlerin açtığı pencerelerdi. Televizyon yorumculuğuna girişimde 2002 e, sonbaharında MTV, NBA yayınlarını aldıktan sonra e, Murat Didin de orada yorumcu. Murat Didin İtalya'ya koç olarak, yani asıl işi olarak koç olarak gidince bir anda hani devamlı yorumcu ayrılınca bir haftalık beni davet ettiler. Çünkü hani piyasada işte NBA'yi en iyi takip eden gazetecilerden benim. Ama bir gazeteci olarak bir konuk olarak gittim ben NTD'ye. Ee, i̇şte bir hafta programa çıktım. Bir hafta işte o hafta maçı da yorumladım. Ama ertesi hafta başka biri gidecekti teknik olarak. Ama geldikten sonra e, gayet iyi oldu. Bir hafta daha gel, bir hafta daha gel. Sonra düzenli gitmeye başladım. hani Ama onu o fırsat geldiğinde onu yapabilecek donanımda dediğim gibi altyapıya sahiptim o sayede fırsatı kullanabildim e Tabii işte bizde de genellikle tam tersi olur ya. E, ilk önce nasıl giyinileceğini bulur insanlar. Hangi saat takılır, <laughs> hangi gözlük bu işi imaj olarak besler. Sen de nasıl giyinileceğini bilmiyorsun ama içini dolduracak <laughs> potansiyel var. e-sports da yorumluyorsun. Mesela ona evet. girişinde öyle. Yani sonuçta e, seni Twitter'dan görüyor insanlar. Yani orada yaptığın yorumlar Aa, bu adam bununla da baya baya ilgili diyorlar ve Ondan sonra o işe giriyorsun değil mi? Şu, evet, her ne kadar <laughs> medya sektörüne ilk girişim kadar olmasa da orada da çok ciddi bir tesadüf var. İşte e, yani ben sonuçta gamer olduğum için hani oyun dünyasını çok takip ediyorum ama özellikle e-sporun yani son 7-8 yıldaki inanılmaz yükselişinden sonra e, bu bir tane Dark DarkPass diye bir e, League of Legends takımı vardı. Dünya şampiyonasına gidiyordu. Hı hı. ben de onu ya ya Türkiye'deki bir e-spor takımı dünya şampiyonasına gitti. Hani çok etkileyici buldum. Onu takip etmeye başladım. İşte Twitter'da da yazmıştım hani Dark Passage'in maçı var Dünya Şampiyonası'nda kaçırmayın vesaire diye. Dark Passage Dünya Şampiyonası'na gittikten sonra orada maalesef çok zor bir grupta bayağı perişan olmuştu. Fakat işte Twitter'ın abi sen de o kadar söyledin bizimkileri paramparça ettiler falan diye işi yaptılar. Ben o tip şeylere biraz kızıyorum. Yani mesela zamanında işte olimpiyatlarda Derya bir ile ilgili falan da konuşulur ya abi gidiyor gidiyor hiçbir şey olmuyor işte ne bileyim hani sonuncu oluyor yüzücüler hmm, bilmem ne. Hmm, hmm. Yani ben orada beni şey olarak çok rahatsız ediyor bir spor olarak. Ya bir kere olimpiyata davetiye ile gidilmiyor. Oraya gitmek hmm. için belli kriterler var veya dünya şampiyonusuna. İşte Dark Pace dünya şampiyonusuna gidiyorsa ya da Derya bir veya veya XP yüzücü olimpiyata gidiyorsa veya at, atlet vesaire zaten o işi Profesyonel düzeyde yani e, rekabetçi düzeyde yapan binlerce kişi geçip en 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 elit seviyede yapan 20-25 kişinin arasına girdiği için gitmiştir yani hani hmm. o zaten o o konuda çok çok özel bir kişidir. E, şeye bakarsın orada ben hep aynı şeyi söylüyorum yani mesela atıyorum e, bir yüzücü 100 metre kendi en iyi derecesinin belli bir oranında e, en iyi derecesinden çok kötü bir derece yapıyorsa o zaman eleştirebilirsin. Ya sen hani gittin oraya en iyi yerde en iyini yapamadın diye. Ama kendi en iyi derecesiyle ya da ondan beklenen dereceye yakın bir şey yapıyorsa ve bu onu sonuncu yapıyorsa bu herhangi bir şekilde eleştiri sebebi değildir. Hı <laughs> yani Neyse Dark Passage'a da benzer bir süreç oldu. Ben de Ay öyle bakmayın yani hani oraya gidene kadar binler onlarca takımı eleyip gittiler. Zaten Türkiye şampiyonu Türkiye'nin en iyisi bu. Türkiye'nin en iyisi bu. Çin ve işte Kore takımlarına yeniliyorsa biz demek ki ülke olarak belli bir seviyede gerideyiz. Daha nasıl geliştirebiliriz? Nasıl arayı kapatabiliriz? E, nelerimiz eksik? Bunlara bakacağız yani sonuç itibariyle. Tabii sen bir oyuncu olarak da yani oyunu önemsiyorsun, önceliyorsun tabii. kazanmaktan önce bir kere bir de yani muhtemelen. Ben hakikaten hani hangi sporu izlerseniz izleyeyim, kazanıp kaybetme tarafı hep derler ya işte skor yorumculuğu, skora hmm. bakarak bakma. Ben de hani işi profesyonel yapma tarafımı bir tarafa bırakayım. Eee izlerken de o çok üçüncü planda kalıyor. Hmm. Tüme varım ve tümden gelimi iyi yaparım. Yani iyi olduğum alanların başında gelir o. Ona analitik bakmak. Fakat sporun kendisini izlerken, o an yaşarken küçük parçalarından alınan tüme varım yaparken parçaların yarattığı bir araya getirme hikayesi bana yeterince fazlası fazla tatmıyor. Oyunun kendisini İyi uygulamak, uzun vadeli düşünmek, e, sadece o skordan bağımsız yani kaybeden taraf çok doğru şeyler yaptıysa onu takdir etmek falan benim için her zaman çok daha ön planda yani. Hiç e, kazanan ha her zaman haklıdır hiç benim için geçerli. Hatta benim en çok kullandığım şeylerden biri kazanırken neleri eksik yaptığını kaybederken neleri doğru yaptığını asla unutmamak gerekir diye. Çünkü hmm, hmm. bizde kazandığın zaman sanki her şey mükemmelmiş gibi bakılır neleri geliştirebileceğin çok atlanır. Neleri eksik yaptın? Neleri nerelerde şansın e, o eşleşmede o güne e, ya da o e, maça özel ya da o müsabakaya özel şey, şeylerin nasıl senin lehine dönüştüğünü iyi anlamak e, burada eksik yaptığın şeyleri geliştirmen gerekir. Ke keza yenilirken de dünya bizim başımıza yıkılıyor yenildiğimiz zaman. Her Hı -hı. şey sıfır gibi. Evet bir sürü şey değiştirmen gerekiyor ama orada şeyi unutmak en büyük hata oluyor. Ba her şeyi yanlış yapmıyorsun sonuçta. Tabii. doğru yaptığın şeyleri de korumak ve onları ayırıp eksik ve yanlış olanları değiştirmek gerekiyor. Hı -hı. Mesela bunlara falan bakmak, oyunun kendisiyle ilgilenmek. Mesela en basit örneği ben öyle hiçbir zaman bir takımın taraftarı olabilecek şekilde yaklaşmadım spora. Hani bırak sezonu falan ben maç içinde fikrim değişiyor. Hani daha yakın durduğum takım. Ya bunlar çok daha iyi yapıyorlar, çok daha iyi uyuyorlar, çok daha olması gerektiği gibi oynuyorlar deyip onları tutabiliyorum. Bugün taraftar olabileceğim tek takım benim dünya üzerinde Arsenal. <laughs> İngiliz hmm. O da şeyden daha lisedeyken bu e, Fever Pitch kitabını okumuştum. E, Nick Hornby'nin. Çok hoşuma gitmişti. Orada bir Arsenal taraftarındaki yerini anlatıyor. Oradan kalmış hani. O da fa tamamen fasulyeden yani. <laughs> Ama yani mesela Arsenal yenildiği falan zaman çok eğleniyorum. Çok dalga geçiyorum. Sırf biraz benim için hani yarı hobi gibi Arsenal tutmak. Eğlence meselesi. Şöyle Arsenal en büyük rakibiyle oynuyor mesela diyelim ki. Ben Süleyman çok kötü oynadığı zaman ben kazansın istemiyorum mesela. Abi git böyle oynayıp da kazanacaksınız. kazanmayın falan diyorum ben. <laughs> senin bir röportajında geçtiğini hatırlıyorum. Ee, sana menajerlik de teklif edilmiş mesela sen istememişsin. Çünkü iyi olan kazansın isterim. Hani benim takımım o an iyi değilse <laughs> hani e, kazanmasın isterim. Onun içinde böyle bir iş yapmak, taraflı bir iş yapmak istemem gibi bir şey söylüyordun ya da ben öyle özetliyorum. Öyle anladım. Değil mi? Doğruysa. Şöyle e, ya sonuçta profesyonel olarak hani yapsam e, doğal olarak e, bir taraftan da belki Amerikan sisteminde e, büyümenin ya da eğitim almanın bir parçası olarak e, çok e, güçlü bir e, iş ahlakı ve iş anlayışım var yani. Çok o konuda biraz faşistim yani. Hani hmm, iyi yapmak her şeyin önündedir. Kişisel e, hırsların bastırılması gerekir falan gibi bir öğreti bir şekilde yerleşmiş bana. Hani ne kadarı benden ne kadarı eğitimden geldi bilemiyorum onu ama hani öyle olsa e, tabii ki kendi takımımı kazanması isterim ama mesela maça kendimi kaptırdığım zaman atıyorum benim e, birlikte olduğum takım son saniyede ac rakip acayip bir şey yapıp e, muazzam bir son saniye baskı ben sevinirim hakikaten yani yerimden fırlarım yani. rakip yaptı. Aa onlar rakip dedi mi hay Allah falan diyebilirim sonra da benim kendimi daha rahat ve daha derimli hissettiğim alan burası. Yani ha tabii insan merak ediyor. O da çok saygın, çok değerli bir iş alanı ve hani benim de çok ilgimi çek yani ilgimi çekmiyor vesaire değil ama benim daha iyi oynadığım pozisyon bu yani <laughs> Anladım. ben o, orta sahada daha iyiyim beni forvete almasınlar daha iyi fikir gibi geliyor. E, bu arada tabii ben oyun kazanmak yorumculuk muhabbetine girdim ama sen Twitter'da o yorumlarını yapıyorsun ve e-sports yorumculuğu teklifi geliyor değil mi sana e, bir taraftan da o var. İşte ben bunları Twitter'da yazışırken e, sonuçta e, Türkiye'de League of Legends liginin organizasyonu e, Riot Games'e ait. Yani Riot Games'in bir Türkiye ofisi de var. Hı, Hı Onlar da Twitter'da görüyorlar bunun çok hani etkileşimi aldığını falan gördükleri için sonuçta ben de e, bilinen bir yorumcu olduğum için ya işte hani madem seri diyorsun, e, bizim bi kanalımıza gelip bir maç konuk olur musun dediler. Hı. -hı. Ben de olurum tabii niye seve seve dedim yani. yani zaten bu dediğim gibi insanlar çok eleştiriyorlardı Dark Passage çok perişan oldu diye turnuvada. Hani en azından o fikrimi söylemek istedim yani. Hmm. Ki bu arada işin ilginç yanı, tam bu sırada ben League of Legends'da oynadığım oyunlardan biri değil. Tamam hani gamer'ım da şey gibi bu yani atıyorum şu anda benim bu soki hakkında konuşmam gibi hani kaç tane bu soki maçı seyretmişim hayatımda. Hmm. Ee, ama en azından hani dünya şampiyonu deneyimini konuşmak açısından e, gelirim tabii. Bu arada şey oldu. Darkbet hem Kore hem Çin takımlarıymış. Sonra Kore ve Çin takımları arasındaki maçı da seyredeyim ben dedim. Yani onlar nasıl oynuyor? Acayip bir seviyede oynuyorlar. Ben çok ilgimi de çekti. Yani aynı zamanda bütün turnuvayı da seyrettim. Ciddi ciddi izlemeye başladım. Neyse. Programa gittikten sonra e, Riot Games bana normal hani nasıl bir kanal işte. TV bu da zamanında NTV Spor'da çalıştım, D-Smart'ta çalıştım, e, TV'de çalıştım. Bana projeler bir teklif yaptılar. Gel bizim yorumcumuz oldu dediler. Bizim maçlarımızı yorumla. Nasıl basket maçı yorumluyorsam, NBA yorumluyorsam, Euroleague yorumluyorsam. Cık. Yine o da iyi biz ilginç bir zamanlama oldu. Tam D-Smart'tan e, NBA yayın hakları bitmiş. Yani D-Smart'tan ayrılmış ve profesyonel olarak birebir bağlı olduğum yani full time bağlı olduğum bir yer kalmamıştı. İşsiz kalmıştım teknik olarak aslında yani. Hmm. bir iki ufak tefek yazı yazdığım yer falan vardı ama işsiz kalmıştım teknik olarak. Ben de ya şey dedim yani çok çok teşekkür ederim fakat ben oyuna hakim değilim. Beklerseniz ben hani çok da ilgimi çekti. Ben bu konuda kendimi geliştirdikten sonra olabilir dedim. Ve 3 ay izin istedim. 3 ay sonra tekrar konuşalım dedim. Hmm. Ben bu 3 ay içinde işte ÖSS'ye çalışır gibi yani günde 8 saat hem oynadım, oynadıkça öğrendim hem eski maçları şeyleri falan seyredip ciddi ciddi bilgi eksiğimi doldurmaya çalıştım. Sonra 3 ay 4 aya uzadı. Bir ay daha izin istedim sonra. 4 ayın sonunda da iyi tamam dedim. Bu sırada iş bulamamıştım hala. Full time iş. İyiydi, oraya girdim. Sen bize biraz o dünyayı anlatsana. Şöyle, e, nasıl olunurun 19. bölümüymüş. Meriçer Yürek katıldı ve e, hani oyun dünyasına çok hakim bir isim. E, ve onunla biraz konuştuk aslında. Çok çok da zihnimi açtı, şahane de oldu. Bambaşka bir dünya açtı benim için. Hani bizler böyle o dünyaya ilgili değilsek, yani benim gibi Tetris seviyesinde bıraktıysan <laughs> falan, yani böyle oyun oynayan bir takım insanlar gibi görebiliyorsun. Ama yani Meriç Bey öyle bir anlattık ki yani nasıl bir zeka, nasıl bir taktik, nasıl bir disiplin istiyor. Sen şimdi bize biraz temelini ve bugünkü yerini anlatır mısın ve geleceği sence nasıl olacak o işlerin? Ya şimdi bir kere. Oyunla e-sporu biraz ayırmak lazım. Hmm, ee, oy, hmm. Oyun e, işin e, ne derler e, yaşadığı alan e-sporunun rekabetçi tarafı. Yani bu işte atıyorum futbol denen şey çocukların sağda iki tane taşı koyup oynadığı futboldan e, işte atıyorum bilgisayarda oynadığı futbola ya da işte para maçı yapmaktan futboldan profesyonel Real Madrid-Barcelona maçına kadar hepsi bir, bir futbolun bir parçası. Evet. Hani Ama Hı -hı. işin Sportif tarafı yani profesyonel spor tarafı Real Madrid oluşuyor. olmuş. E E-spor da biraz öyle. Hmm. Şimdi ben sana şöyle bir örnek vereyim. Ee, oyun denen şey aslında dev bir prodüksiyon. Evet. Yani hmm. En basit örneğini söyleyeyim. Benim beraber çalıştığım Riot Games'in bir müzik departmanı var. Ya yani gerçekten bugün mesela işte klasik müzik eserleri doğal olarak daha az üretiliyor. Ama mesela Star Wars'da pek çok ünlü Hollywood prodüksiyonunda çok ciddi orkestral e, müzikler beslenir ve daha sonra onların klasik müzik, flermoni orkestraları tarafından performans verildiğini de görürsün. Star Wars'u mesela vardır. Şu anda benzerler hatta daha fazlası oyun dünyasında yapılıyor. Hmm. Oyun müzikleri mesela dünyada özellikle tema müzikleri açısından muhtemelen dünya lideri konumunda. Yani Hollywood'u hmm. falan sollamış durumdalar. Hmm. Şöyle bir örnek vereyim. 2017 bak. 3 sene geçti üzerinden. Bu artarak devam eden bir süreç. 2017 itibariyle Kuzey Amerika'daki oyun prodüksiyon bütçeleri Hollywood'u geçmiş durumda. Hmm. Ki şimdi Hollywood dünya sinema endüstrisinin yüzde 80'i midir 70'i midir nedir neyse. Kuzey Amerika oyun endüstrisi dünyanın yüzde 20'si bile değil. Hani hmm. Kuzey Amerika oyun endüstrisi evet güçlü ama açık ara lider değil. Buna rağmen Hollywood'u geçmiş durumda. En büyük prodüksiyonlar falan orada yapılıyor. Bunun içindeki hikayecilik, yani aslında her bir oyun e, oyunların janrasına göre değişiyor ama ciddi bir film senaryosu olan, hatta film senaryosundan çok daha güçlü senaryolara sahip oyunlar olduğu gibi bunun bir sanat yönetimi, müzik yönetimi inanılmaz bir prodüksiyonu var. Diğer tarafta oyun doğası gereği inanılmaz büyük bir mühendislik ve mekanik isteyen e, temelde oyun... oyunun en temel şeyi aslında biraz Taş, kağıt, makas hikayesidir. Yani oyunun değişik faktörleri diğerlerine üstünlük sağlamak ve o üstünlüklerin nasıl sağlanacağını bulmak üzerine kurulur. Hmm. Ve bunun çok güzel bir matematikle, çok güzel bir mühendislikle dengelenmesi gerekir ki oyunun e, kaliteli, eğlenceli, etkili olsun diye. Ve bu dengileri nerelerde, hangi alanlarda yarattığını e, bulmak, doğru oyunları bulmak çok, çok büyük bir prodüksiyon ve aslında küçük de bir bir taraftan sanatsal, bir taraftan mühendislik olarak birer deha gerektiriyor. Hmm. Ve bugün belki de e, matematik, yaratıcılık veya işte mühendislik yaratıcılık veya sanatsal yaratıcılık anlamında dünyada oyun endüstrisinin ne kadar büyüdüğünü, Hollywood'un kat kat üstüne çıktığını da düşünürsek, e, dünyadaki en büyük sanatsal ve mühendislik yaratıcılıkları oyun dünyasında gerçekleşiyor. Bunun şeye e-spor'a yansıması da Karşılıklı oynanan oyunlar için konuşuyorum bunu. Çünkü es, spor olması için rekabet olması lazım. Yani i̇nsanların karşılıklı oynaması lazım. Bunun en iyi örneklerini de en üst düzeyde yapanları insanlar merak ediyorlar. Hmm. Çünkü ben hep aynı şeyi söylerim. Bugün halı sahada benim arkadaşlarımla maç yapmamla işte Real Madrid ile Barcelona'nın No Camp'da maç yapması arasında yapılan iş olarak hiçbir fark yok. Birkaç grup insan futbol maçı yapıyorlar. Ama benim halı sahadaki maçım ancak benim aile bireylerim gelip izliyor. Niye izlesinler? No Camp'taki maçı dünyanın her yerindeki insanlar merak ediyor. Çünkü dünyanın en iyilerini nasıl yaptığını görmek istiyorsun. Onun tabii kültürel bir sürü faktörü de var. Geçmiş, dedim ya işte geçmişle bağlantısı, tarihle bağlantısı, o anki dünyadaki yeri falan gibi bir sürü yan faktörle beslenen temelde dünyanın en iyilerinin bu işi nasıl yaptığını merak ettiği için izliyorsun. Hmm. E-sporda da öyle. O oyunu oynuyorsun, merak ediyorsun. Bunu dünyanın en iyi yapanları nasıl yapıyor? Ve nasıl bir rekabı O yüzden merak ediyorsun. Ee, bir büyük bir keyifle izliyorsun. Ben büyük keyifle hem izliyorum hem anlatıyorum aynı zamanda. Hı hı. O işin Jordan'ı kim bugünlerde? Valla o işin Jordan'ı Faker. E, ki yani gerçekten çok özel bir karakter e-spor için. Ama hani Jordan'ın artık son yıllarına geldik. Yani Faker e, bir de e-spor geleneksel sporlardan biraz daha kısa ömürlü. Oyuncuların ömrü açısından hı, söylüyorum. Evet, bir e, tarafı var. Çünkü burnout çok fazla yani oyuncular çok kısa sürede e-sporda inanılmaz çok çalışmak gerekiyor yani geleneksel sporlardan çok daha fazla çalışmak ve aynı zamanda mesela geleneksel sporlarda bir ay falan tatil yapıp ya da bir ay sakat kalıp işte sonra forma girebiliyorsun e-sporda iki hafta ara ver iki hafta sonra kendini toparlaman bir iki hafta daha falan alıyor yani sürekli çok kestin kalman lazım bu da özellikle zihinsel açıdan çok e, hızlı bir şekilde yani diğer sporlardan çok daha hızlı bir şekilde yıpratıyor oyuncuları yani 10 sene olan kariyer yok gibi bir şey yani Faker hmm. Faker'da işte 2013'ten itibaren 2019'a kadar yani bir 6 senedir ki yani espor için olağanüstü bir süre aslında bu e, o alanda bir veya ilk beşteydi ama yavaş yavaş hafif hafif e, onun ünvanı daha doğrusu en azından konumu Alınıyor gibi ama yani bu işin cördünü pek yani. Peki Türkiye nerede? Bir yıl öncesine göre de evet. söylersen. Yani her yıl gelişiyor muyuz? iyileşebiliyor muyuz? Bir bunu soracağım. İkincisi hani bu nasıl olunur isminde bir program ya. Çok gençler de dinlediği için söylüyorum. Ee, buradan nasıl sence iş imkanları da doğar? Valla şöyle her yeni gelişen sektör gibi onlarca iş imkanı Evet bana öyle geliyor Ondan, da özellikle onun için sen tabii, bilensin soruyorum. Ya en basiti daha geçen bir şey oldu. Bir tane hukuk bürosuyla bir toplantı yaptık. Yani hukukta bir e-spor departmanı yaratmak istiyorum. Çünkü oradaki yani hukuk kuralları bile belli değil. Ya daha. evet ne kadar güzel doğru söylüyorsun. Hmm. Yani orada hukuk bürosundan iki kişi bu alanda uzmanlaşmak istediklerini işte e-spor ve işte oyun geliştirme konusundaki çünkü hani Olay o kadar yeni ki daha hukuki, hukuki altyapısı yok. Türkiye'yi bırak dünyada çok sınırlı altyapısı. İşte Kore More bu konuda çok öncü. Sırf bu değil işte bunun işte antrenörü, yan ögeleri, takım kurgusu, pazarlamacısı, sosyal medyacısı. Onlarca faktörü var ve tabii ki sporcusu. Hı hı. Ama ben mesela sana şöyle bir örnek vereyim. Türkiye nerede dersen Türkiye doğal olarak sosyoekonomik olarak dünyada lider ülkelerden biri değil. O yüzden bu da işte hani bir bilgisayar altyapısı, internet altyapısı gibi konularda bir, 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 ufak tefek dezavantajları olsa da genç ve dijitale yatkın nüfus sayesinde aslında bayağı iyi durumda. Ha sonuçta Asya e-sporda ve oyun dünyasında lider, açık ara liderler. Yani onların çünkü kültürüne de çok uygun bir şey e-spor. Devam eden, sürekli çalışmak gereken bir alan, e, te tekrar eden aksiyonlar üzerine yapılan bir alanda Asyalıların genetik ve kültürel çok ciddi avantajları var. Tabii. Yani Hı -hı. Çok acayipler o konuda. Yani ve liderler eyvallah yani hiçbir şey söylemiyorum. Ama Türkiye'de Asyalılar Asyalılar derken Asya'nın belli bölgeleri için konuşuyorum. Onların hemen arkasında çok ciddi iyi yeri olan bir yer. Ha biz işte Asyalılarla rekabet edebiliyor muyuz henüz değil. Ama mesela dünyanın geri kanalıya zaman çünkü ben Ligoldayız örnek vereyim. Ana bölgeler bir de yan bölgeler var İşte ana bölgeler Kuzey Amerika, Avrupa, Çin, Kore ve çünkü Kore tek başına ana bölge kabul ediliyor. İşte bir de e, Tayvan şey bölgesi vardı orası kaldırıldı. Onların arkasında işte Brezilya, Avustralya, Türkiye, e, Rusya falan gibi 10 tane yan bölge var. O yan bölgeler arasında liderlerden biriyiz. Tamam hı. ana bölgelerin gerisindeyiz ama yan bölgelerin liderlerinden. Daha doğrusu ikinci ligin şampiyonluğunu oynuyoruz diyeyim sana. Hı hı. E, ve buradan ciddi ciddi hem reka, takımsal anlamda rekabet yaşayabiliyoruz hem de son dönemde şey olacak bu arada onu da söyleyeyim. Ortadoğu'nun da biraz lideri olduk gibi. Çünkü Ortadoğu'da ciddi para var. Fakat oyun altyapısı falan çok zayıf. Türkiye o alanda bölgesel lider olduğu için çok liderlik edebiliyor. Bu da mesela çok ilginç. Tam oraya gelecektim. Şu konuyu kapatayım. Türkiye'den yetişen oyuncuların Büyük bölgelerde çok ciddi paralar kazanılabildiğini görüyorsun. Biliyorsun e-sporcular isimleriyle değil nickleriyle anılırlar. Evet. Matrix gibi yani Neo gibi bilinirler. İşte Broken Blade, Closer, bu sene Blue, Armut gibi oyuncular ciddi ciddi yani 100 bin, 200 bin, milyon dolarla transfer e, telaffuz edilen ücretlerle yurt dışına gittiler. Bunlar birer sporcu çünkü artık yani bunların hmm. futbolcu olan, hiçbir farkı yok ki. Türkler ve yaş ortalamaları 20'lerinin başları. 20'lerin altında. Genelde, hmm. genelde 15 gibi başlayıp işte 16-17 gibi profesyonel olup işte 16-17 yaşında 18 yaşında bu profesyonel arenada yer alıp bu paraları kazanabiliyorlar. Şeye geri dönecektim. Ee, oyun dünyasının ve e-sporun özellikle ama asıl oyun dünyasının en büyük mucizesi mi dersin? alameti harikası mı dersin? Biraz evvel şeyden bahsettik yani sokakta oynamak ve hani Kimle oynayacağını seçememek. Hmm, hmm. Bunun biraz tam tamına zıttı bambaşka bir dünya yaratıyor. E, oyun, özellikle online oyunlar inanılmaz bir sosyal eşitleyici. Hmm. Yani Bundan daha iyi bir sosyal eşitleyici daha olamaz. Yani bugün Kanadalı bir profesörle e, Uganda'lı bir e, çocuğun İstanbul'da 46 yaşında benim gibi bir spor yorumcusuyla Kayseri'deki 11 yaşındaki bir ortaokul çocuğunun hiçbir farkı yok oyuna girdiğin zaman. Aynısın. Hadi. Hiçbir ya. şey fark etmiyor. O oyuna girdiğin anda aynısın sen. Aynı statüdesin. Hmm, hmm. Hiçbir şekilde statüsel farkın yok. Avatarla bir binikle olduğun için kendini de temsil etmiyorsun. Senin nick'le soracaktım da takma ismini sormayayım. Bilmiyorum açık mı? <laughs> benimki açık ya bilmiyorum. Second Best benimki. E, zamanında Madonna'nın Walk şarkısında geçiyordu. Aa ne iyi. Hani herkes en iyi olmakla çok takıntılı olduğu için ben de hani ikinci en iyi olmakta sakınca yoktur gibi bir şeyle almıştım yani. Aa şahane. çok iyimiş. <laughs> e, peki oyun tasarımı nasıl? A sınıfı denen oyunları yapacak bizim ne ekonomimiz ne know-how'umuz ne insanımız var. Yok onları bir unutalım bir kere yani. Hani Türkiye'de de çok güzel filmler çekiliyor ama Türkiye'de mesela Star Wars'u çekemiyorsun doğal olarak. <laughs> Bu Star Wars daha, daha değersiz filmler yaptığımız anlamına gelmez. Başka bir şekilde yaklaşmak zorundayız. Biz o yüzden mobil oyunlara falan daha çok ünlüyoruz ve o konuda da çok da başarılıyız. İşte Peak Games'in ıı, satılması vesaire. Onları boşuna satın almıyorlar. Çok son derece başarılı işler de yapılıyor. Hı hı. Fakat nereye yöneleceğini iyi bilmek lazım. Bizde ge genç nesildeki yaratıcılarımız hem işin sanatsal tarafındaki oyun e, yaratıcıları hem de mühendislik tarafındaki yazılımcılar ve işte oradaki dengeleri kuran insanlar açısından gerçekten iyi bir malzememiz var. O konuda fena da iş çıkarmıyoruz ama bu dünya çapında çok hızlı yükselen ve dünyanın her yerinde rekabet olan bir alan. Sadece Amerika ile bana rekabet etmiyoruz. Mesela oyun geliştirme konusunda Doğu Avrupa e, çok e, beklenenden hızlı geliştiği için Doğu Avrupa'da büyük atılımlar oldu. Çek Cumhuriyeti, Polonya, Estonya zaten bu konuda çok e, devlet politikası olarak özellikle aplikasyonlar, mobil aplikasyonları falan ülkesine çekmek için çok şey yapıyor. Ama dünyanın her yerinden oyun üretilebiliyor. Ve özellikle Doğu Avrupa A seviye oyunları e, yapabilecek düzeye geldi. Gerek yatırımıyla, gerek daha önce yaptığı oyunlardan e, elde ettiği e, kapital gelirle ve doğal olarak elde ettiği know-how'la. Hı -hı. Mesela dünyanın en iyi RPG geliştiricisi küçük bir Be Belçikalı e, stüdyoydu. E, başarılı oldukça o parayı oraya yatırdıkça çok güçlendiler. Yani bu iş atıyorum Hollywood gibi tek bir yerde e, sıkışmış değil. Hani Japonya'da da muazzam stüdyolar var. Çin'de de var. Ama Çek Cumhuriyeti'nde de var. Belçika'da da var. Amerika'da da var. E, Türkiye'de henüz olamaz maalesef. E, ama bu A seviyesi yani e, en üst düzey oyunları... Yapmak en büyük başarı demek de değil onu da söyleyeyim ama e, işte mobil oyunlar daha geliştirmesi kolay oyunlar konusunda da gayet rekabetçi ve iyi durumdayız. Hı hı. Çocuklarım olsa hemen onları böyle bir alana kanalize edermişim <laughs> gibi geliyor ya büyük bir fırsat var bir, bir de sonuçta hani oyun oynamanın başka hem keyifli bir tarafı var hem de düşünmeyi geliştiriyor hızı geliştiriyor farklı alanlara evet. bakma gibi Tabii. özellikler ekliyor muhtemelen insana bir kere diye düşünüyorum hızlı düşünmeyi ve stratejik düşünmeyi hmm. inanılmaz geliştiriyor. Hmm. Hiç hiç tartışılmaz. Bu şey gibi hani e, şimdi özellikle ço gençler çok çocuklar çok fazla oyun oynadıkları için eleştiriyor işte 4 saat bilgisayar başından kalkmıyor 5 saat falan diye. Bir kere her şeyin aşırısı zarar onu bir söyleyelim. Hmm. Hmm. Ama belli bir süre yaptığın zaman hani gerçekten e, spor yapmaktan falan farklı değil. Zihni keskinleştiren, hızlı düşünmeyi, stratejik düşünmeyi geliştiren çok ciddi, çok çok yararlı bir şey oyun oynamak yani. Senin kızın oynuyor mu? Oynuyor, oynuyor. Kaç yaşında? 9 yaşında. Ama mesela şey değil midir zaten. Çocuklar daha 2-3 yaşındayken oynayarak hani hayvanla hayvanlar alemi biliyorlar. Oynayarak öğrenirsin her şeyi. Ha, tabii işte. Bu arada Google'a senin ismini yazınca sana bunu daha önce de söyledim. Çok komik. Şunlar çıkıyor. Kaan Kural'ın eşi, Kaan Kural'ın <laughs> boyu, kilosu, hangi dizilerde oynadı, kızı. Ya sence eşin niye bu kadar merak ediliyor? Ya şöyle kadın hayranların durumu medeni halim merak ediyor der, diye demek isterdim ama zannetmiyorum öyle olduğunu. Ya şöyle ben açıkçası hani insanlara gösterdiğim profesyonel tarafın dışındaki yönlerimi çok göstermiyorum. Hı hı, ondan. Ya mesela en basit en basit örneği doğal olarak hani zaten beni işte YouTube'dan, televizyondan, bu şuradan buradan, profesyonel yönden takip ettikleri her yerde zaten işimi yapıyorum. Maç anlatıyorum ben yani. beni kişisel olarak merak eden, e, ilgilenmek isteyen işte bir takım röportajlarımı falan okuyor ama daha çok nasıl bana ulaşabilecekler? Twitter mesela en çok kullandığım sosyal mecra. Ama ben Twitter'da mesela NBA dışında hani bırak diğer işlerim be e-spor, işte Türkiye Ligi anlatıyordum yıllardır falan. Onları bile değil. Ben Twitter'ı biraz NBA Haberleşme platformu gibi kullanıyorum mesela. Bu da hani çok kasıtlı yaptığım bir şey değil ama biraz bir gizem de yaratıyor. Yani kan Kural olan ne yer ne içer bu adam falan diye merak ediyorlar anladığım kadarıyla. <laughs> ya çünkü benle ilgili merak ettikleri pek çok şeyi bulabiliyorlar. En azından profesyonel olarak merak ettikleri. Kişi olarak merak ettikleri şeyleri de çok kolay kolay bulamadıkları için olsa gerek. Bu arada sen Twitter'da genellikle sadece profesyonel bir şeyler paylaşıyorum diyorsun. Görüyorum da zaten insanlarla iletişimin de çok iyi. Çok genç insanlar senden çok ders almışlar, ilgi görmüşler. Muhtemelen e-postaları da çoğunlukla cevap veriyorsun öyle bir durumunu da görüyorum zaten. Ama bu arada ekşi sözlükteki ekşi şeylerde rakun roll. Rules galiba birisi o kadar güzel bir metin yazmış ki senin hakkında bebekliğinden itibaren ona çok acayip ya çok, çok acayip. acayip yani ve ama yani, o, o kişiyi işe almak isterdim hafta sonu iki yapıyor olsaydım yani şöyle hani bir kere her şeyden önce saygı ve teşekkürlerimi ileteyim. ama ciddi stalker seviyesinde her şeyi biliyor yani benimle ilgili ki mümkün olduğu kadar az paylaştığım halde kendi kişisel e hayatımı yani profesyonel tarafım çok ön planda olsa da kişisel tarafım çok geri plandadır ama yani... Didik didik her şeyi öğrenmiş. Yani %95'i de doğru yani bu arada. Evet bence Wikipedia'dan falan daha iyi. Mesela orada e, yanlışlar var görüyorum. Mesela ortaokulu da Ankara'da okuduğun yazılı falan evet. pek çok kaynakta. O doğrusunu Hı. yazmış. Bu arada e, işinin bir paylaşımını gördüm. E, Melahat Kural e, çok güzel bir şey yazmış. E, Nietzsche'nin bir sözü varmış. Diyormuş ki deha sahibi insan en azından iki şeye sahip değilse hiç çekilmez. Dünyayla barışık olmak... ...ve saflık. <laughs> o da işte benim kocam diye paylaşmış. <laughs> ben onu ne şey diyoruz? Kuzguna <laughs> yavrusu şahin görünürmüş diyor. <laughs> Yok ya ben ya şimdi şeyi merak ediyorum. Şimdi sen ilgi alanı çok olan bir insansın. İşte günde 2-3 saat oyun oynuyorum diyorsun. Ee, uyku az uyurum diyorsun. Röportajlarında da gördüm. Herkes sana bunu soruyor. Ya yani çünkü bu kadar şeyi bir araya e, getirmek, birleştirmek, yetişmek çok zor işte bir kafam var. Yani sonuçta bir dolu şey. insanlarla iletişim kuruyorsun. E, her şeyi de izliyorsun. E, nasıl zaman ayırıyorsun gibi bir durum var. Bir de eşin de mi oyun oynuyor? Ortak ilgi alanlarına mı sahipsiniz? Onu da merak ediyorum. Birincisi dediğim gibi az uyumanın çok ciddi bir zaman kazandırdığını söyleyeyim. Yani yüzde 25 daha fazla yaşıyorum. Az yani, uyumak dediğin nedir bu arada? Çok özür dilerim. 4-5 saat civarında. Hmm. Yani bu bana ortalama işte 4 3.5 4 saat gibi bir ekstra zaman kazandırıyor ki bu gerçekten önemli. Yani insanların yani standart bir insanın işte 8 saat uyup 16 saat e, yaşadığını düşünürseniz, işte 8 saat çalışıp 8 saat kendine ayırıyorsa benim tabii iş saatlerim de çok düzensiz ve aslında e, toplam işte geçirdiğim süre daha az olduğu için e, bu ilgi alanlarıma veya profesyonel olarak altyapı hazırladığım, çalıştığım, yani işim için çalıştım veya kendim için, kendimi tatmin etmek için çalıştığım zamanları çok çok daha fazla zaman kalıyor. O yüzden e, çok şeye zaman ayırabiliyorum. Hı hı. Bir ikincisi e, zaman yönetimini çok iyi olmasa da iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani hani zamanlar zamanımı çok güzel ayırırım ve çok güzel bir şeye mesela yaptığım zaman çok yoğun ve hızlı yaparım yani. Atıyorum hızlı kitap okurum, hızlı yazı okurum, hızlı e, şey yaparım herhangi bir konuda araştırma yapıyorsam hızlı yaparım yani. yani uzun sürmez yani. yani. çok yoğun yaparım aynı zamanda. o tip avantajlarım var yani. Oralardan kazandığım zamanlar bir, birikiyor birikiyor. Zaten normalden fazla zamanım olduğu için pek çok şeye zaman ayırabiliyorum. Onun dışında bir yani kişisel bir sürü ilgi alanım da var ekstradan. Hani hiçbir şekilde hani profesyonel olarak öne çıkmamış olarak. Ama işimle mesela son derece sınırlı buradaki kesişme kesişim noktamız. Hani oyunları falan çok hiç ilgilenmez, hiç sevmez. Hani tabii <laughs> ki işte atıyorum kelimelik ve nevilik falan oynuyor. İşte İngilizce öğreniyor şimdi Duolingo falan gibi şeyler yapıyor. O kadar ama yani. Hani hiç şey yok. Basketbolla hiç alakası yoktu. Bilmiyordu bile yani biz ilk tanıştığımızda benim basketbol yorumcusu olduğumu basketbolu bile doğru bir takip etmiyor. Sporu çok doğru e takip nerede etmiyor. nerede tanıştınız? Biz internette tanıştık ya. Ha, ay çok güzel yani, ya. İnternet üzerinden ortak bir e, bulunduğumuz bir platformda tanıştık. Ondan sonra bir denk geldik, görüştük falan. Ondan sonra ilerledi. Hı hı hı. Belki de e, farklı alanlarda olmanın da bir çekiciliği olmuştur. Hı. Birlikte ne yapıyorsunuz? Özel bir şey soruyorum yani <laughs> yani. Ya şöyle aslında hani çok standart bir şey hiçbir şey yapmıyoruz. İşte beraber arada sırada dizi izliyoruz. Hı hı. E, yani sohbet ediyoruz artık zaten hani çocuk sahibi olduktan sonra da bazı şeyler biraz fazla rutinleşiyor ve e, uzun süredir tanıdığın hani illa bir şey paylaşmak zorunda hissetmediğin ama her şeyi beraber yapabileceğin arkadaş gibi oluyor ya belli Hı -hı. bir süre sonra. O şahane bir biraz şey. Hı -hı. Ha. Hı -hı. Biraz öyle oldu yani hani illa bir şey yapalım diye hiçbir şey yapmıyoruz ama bir şeyler yaptığımız zaman da herhangi bir şekilde ya şunu yapalım falan diye bugün de şunu yapalım. Bir haftadır bir şey yapmıyoruz gibi hiçbir <laughs> arayışımız yok. İkimiz de zaten biraz şey kafasındayız. Hani ikisi hayatımızda. Çok emekli kafasındayız. Çok rahat olmayı seviyoruz. Çok aktif işte gidelim bu hafta işte bu ay Kapadokya'ya gidelim. Bir işte şu, şu, müzeyi gezelim falan gibi pek yaklaşımımız yok. Evde olmayı seviyoruz. Evde beraber takılıyoruz. Hmm, hedef koymacılık, sosyal hedefler böyle koyarlar ya bazı insanlar. Işte. Yok biz hiç kaçalım. yok. Yani mesela <laughs> biz tatile gidiyoruz. Denize girip e, odada oturmak dışında pek bir şey yapmıyoruz mesela. <laughs> Peki şimdi bir, bir eşinden bahsetmişken sizin alanlardaki kadın meselesine bir girelim mi? Yani mesela işte <laughs> sana herkes The Last Dance hani belgeseli sormuş işte Jordan zaten senin çok iyi bildiğin aynı dönemi izlediğin o sırada yani Jordan'ın artık böyle DNA'sına kadar <laughs> in, incelediğin bildiğin bir insan. Zaten belgeselden önce Sokrates'te senin Michael Jordan dosyasındaki yazını okumuştum. bayağı Cengiz Han benzetmesiyle o profili çok çok iyi çiziyor <laughs> Dur ama ben tabii Jordan hayranı olarak böyle uf diye sıkılarak okuyorum ama ne kadar haklı olduğunu da biliyorum. Şimdi o belgeselden bahsedilirken sen de eksikliklerinden bahsettin. Mesela yani tabii Jordan'ın yapımcı olması, baskın olması etkili olmuştur. Hiç kadın yok. Yani <laughs> e, hiç evli değilmiş gibi yani. Hani e, işte bir de şey diyorlar. Yani ama yet şey, yeterince yorum vardı falan diye dayaklık şeyler gördüm, yorumlar gördüm yani. O biraz tabii yani zayıf demeyeyim ama Jordan'ın çok güçlü olmadığı bir alan çünkü eşinden ayrılıyor ve işte sevgilisiyle sonra beraber yaşamaya başlıyor falan Hı -hı. Ee, ve eşine hani çok ilgi göstermediği falan da söylenir. Hani Jordan'ı başarısız gösterecek pek bir şeyi doğal olarak belgesel almak istememişler. Normal o yani. Ya Evet ama bunu e, yani işte eşlerin ve çocuklarının görüşleriyle ilgilenmedim. Yeterli öykü anlatıcımız vardı falan diyordu yani e, şey. <laughs> ne, desin? Yani, ne desin? E, yani yönetmen böyle diyor ya Carmen elektriği koyuyorsun da 17 yıl evli kaldı bu e, adamın lanetlerini çeken yani çünkü yani benim için de çok idol bir adam ama yani belli ki eve gelmiyor, hırslanıyor kaybedince bir triplere giriyor değil mi bu adam yani? Ve bu Canım. adamın bir karısı var yani ben karısının belgeselini ayrı seyretmek istiyorum. Belki de bir kadın olduğum için yani empati bir, kurarak bilmiyorum ama. Bir sportif sosyopatla yaşamak diye ayrı bir belgesel çekmek lazım. Yemin yani. ederim yani meraktan da öldüm ya ben kadının açısını merak ediyorum. Mesela sizin sektörde bu tartışıldı mı bir bunu merak ediyorum. Mesela bu belgesel üzerinden ikincisi niye çok fazla kadın spor yorumcusu çıkmaz? Ya birincisi çok tartışılmadı çünkü e, açıkçası biraz daha işin sportif tarafından bakıldığı için hani bir be, belgesel aslında teknik olarak bir Jordan belgeseli değil en Hı -hı. azından Hı -hı. prezente edilmiş hali. Yani Last Dance adı üzerine Chicago'nun son sezonu. Hı -hı. Fakat zaman içinde prodüksiyon yapılırken biraz bir Jordan hikayesine dönüşmüş doğal olarak. E, öyle dönüştükten sonra doğal olarak şey, şey yapabiliyorsun. Şeyin arkasına saklanıyorsun Ya bu kardeşim Jordan belgeseli değil diyebiliyorsun karısını koymadığın için. Ama diğer taraftan da Jordan'ın belgesiyle olduğu doğru. Orada da saklanıyorlar. Pek evet. de tartışması olmadı. Yani zaten yapılan özellikle işin üzerine kurgulandığı asıl işte Jordan'ın başarısı ama ya yani kötü adam olarak belirtilen Jerry Krause'un hikayesi onun Jerry Krause'a büyük haksızlık edildiğini düşündüğü için herkes oraya takıldı. E, tabii ki Yoksa büyük diğer haksızlık. Taraftan... <laughs> yani hakikaten yani değil mi? Hani yani o Jerry hmm. Jerry Krause'un günahları var. Çok var. Ama bütün günahlar onun değil. En büyük günahları zaten işleyen Jerry Reinstorf ama oraya hiç yönelilmemiş. Artı Jerry Krause vefat ettiği için hiç söz hakkı bulanamıyor vesaire. Öyle bir sorunları var. O yüzden hiç şeye gelinemedi yani Juanita'ya ve işte eşine hiç gelinemedi yani. Yani o niye yoktu falan. Bir yani. de Voldemort o... gibi yani. Hiç adı anılmıyor. Yani bir tabii sahnede mecburen yani. el ele tutuşmuşlar orada kesememiş. Yani böyle görüntüyü <laughs> kesemiyorlar. Fotoğraf olsa yırtacak. <laughs> yani neyse. Hı. artı şey var ya yani mesela atıyorum o takımın ilk beşinde olan Luke Longley ve Ron Harper hiç yokmuş gibi davranıyor bir taraftan da mesela hı hı. mesela onlar da hiç yok ortalıkta Tony Kukoc Ton bile çok az Tony Kukoc anormal az evet. ve hani so çok ben en büyük haksızım Tony Kukoc'a ya yapıldığını düşünüyorum mesela hı hı. çok bahsedilen bir işte Steve Kerr maçı kurtardığı hikayesi var bu Indiana 7. maçında evet. çok güçlük atıyor diye tamam atıyor da o maçı asıl kurtaran Kukoç, üçüncü şerikte beşte 5'te 5'te 13 sayı atmasa o maç çoktan gitmiş mesela. yani hmm, hani hmm. Kukoç kurtarıyor o maçı mesela. Ama hiç bahsetmiyorum. Mesela Last Dance hikayesinde yani son sezonun NBA finalinde Deniz Radman'ın çok büyük bir figür olarak gösteriyor. O, o sene Deniz Radman o kadar kötü ki Tony Kukoç ilk 5 başlıyor. Deniz Radman kenardan geliyor zaten yani hmm, falan. Hmm. Neyse onlar biraz farklı bakış açısından. Bir şeye geri dönersek Türkiye'deki kadın spor yorumcularına bu Türkiye'nin sorunu değil bu dünyanın sorunu. Hmm, yani ya zaten kadın spor yorumcusu o kadar az ki Evet. E, bu konuda son dönemde özellikle fırsat eşitliğinin e, inanılmaz büyük bir e, altı çizilerek e, uygulanmaya çalışıldığı hatta bazen dikte edildiği yerlerde batıda bile çok ciddi sorun. Mesela Amerika spor yayıncılığı ve spor dünyası konusunda dünyanın geri kalanının persa persa bir Amerikalılar. ...spor hı hı. yayıncılığı konusunda ama... ...orada bile çok sınırlı sayıda varlar yani. Hı hı. Ama bu sporun... ...çok uzun yıllardır... ...çok erken egemen bir... ...yapıdan gelmesiyle alakalı. Hı hı. Ve e, belli... ...bir kültürel olarak... ...çok fazla erkek işi gibi görülüyor. Burada kötü niyetli olmayan... ...iyi niyetli olan insanlar bile... ...doğal olarak bir kadın sesini... ...bir kadın e, figürünü... ...yatsıyorlar. Kötü niyetli değilsin ama... Alışmamışsın, anlatabiliyor muyum? Bir tuhaf geliyor yani. Mesela spor e, yorumcusu benim hani son derece aydın düşündüğünü düşündüğüm, hani prizmatikliğe çok inanan arkadaşlarım var ya da Amerika'da da var insanlar. Yani bir kadın yorumcu duyduğu zaman... kadın sesi şey geliyor. E, alışmamış, anlatabiliyor muyum? Hani hmm. hep erkek konuştuğunu duymuş yani. E, alışsın lan o da diyorsun ama hani bu biraz da bir süreç yani. Hani e, yapacak bir şey yok ona Bir ikincisi e, erkeklerin doğal olarak e, Erkek doğası çok daha rekabetçi, daha savaşçı falan olduğu için spora da çok yatkın. Ve doğal olarak dünya genelinde sporu çok daha fazla takip eden, çok daha büyük oranda fazla takip edenler erkekler. Bu e, erkek egemen olduğu kadar erkeklerin çok daha yoğun olduğu da bir alan. Evet olması gerekenden daha az kadın yorumcu ama zaten normal şartlarda ilgi duyan ve buna yönelen insan toplamına baktığımız zaman burada erkeklerin önemli bir çoğunlukta olması zaten normal bir süreç olacak Ha, olması gerekenden çok daha egemen ve çok daha fazlalar onun da e, dünyanın hani e, değişimi sürecinde daha artacağını düşünüyorum tabii ki ben de. Hı, onu soracaktım zaten e, değişir mi diye. Çünkü mesela işte e, belgeselde. The Last Dance'da şeyi de görüyoruz ya basketbol aslında ne kadar değişmiş oyun ne kadar değişmiş kurallar of. değişmiş tipler değişmiş of. vücutlar değişiyor hareketler bakış yani ya işte daha önce neredeyse her şey bugünün faali değil mi yani böyle kural aşımları falan Çünkü oyunun değişmesi de çok enteresan. Ben hep şeyi söylüyorum son 10 yılda basketbol geçtiğimiz 100 yılda değiştiğinden daha fazla değişti. Hmm. Sana şeyi de soracağım. Sen not tutar mısın? Hafızan mı çok iyidir? not tutarım ama çok sınırlı not tutarım benim hafızam en azından şu yaşa kadar iyiydi belli bu yaştan sonra artık ne kadar güvenebilirim emin değilim ama hafızam çok iyidir Yani gerçekten hmm. çok iyidir ama sonuçta beşer şaşar diye bir laf var yani insanoğlunun hafızasına da çok da güvenmemesi lazım hmm. not ama normalde herhangi bir alanda profesyonel çalışan ve not tutan insanlardan çok daha az not tutarım hmm. peki diksiyon dersi aldın mı? Al, almadı almadım mı sizin alandaki insanlar. Aa şöyle e, almadım yani benim profesyonel anlamda eksik demesek bile e, çok hani pişman oldum ve çok yapmam gerektiğini düşündüğüm bir şeydi. Artık bir çok zaman geçtiği için ve çok benim sesim ve konuşma tarzım oturduğu için artık çok anlamı da yok belki. Hmm. Yani bana mesela bir sürü insan ulaşıyor. Çoğuna geri dönmeye çalışıyorum. İşte bizim alana gelmek isteyen insanların işte ne yapmalıyım, ne, nasıl eğitim almalıyım, nelere dikkat etmeliyim falan derken benim ilk söylediğim şey eğer ekran önünde olacaksan ilk yapmanız gereken şey diksiyon diyorum. İlk yapmanız gereken diksiyon dersi. Diksiyonun mükemmel bile olabilir. Hiç önemli değil. Hı hı. Bozuk veya iyi olduğundan bahsetmiyorum. Ama bir diksiyon dersi, temel diksiyon dersi, temel, temel nefes kullanımı, temel e, vurgu kullanımı en büyük yaptığım hata profesyonel diksiyoncular söylüyor. Ben cümle bitişlerini çok düşerek bitiriyorum. Mesela öyle yapmamak gerekiyormuş. Yani son son heceleri işte son fiilleri hep düşüyormuş sesimi falan. Yani hmm. onu söylüyorum. Ekran önünde olacaksınız. Muhteşem bir diksiyonunuz olsa bile yani hakikaten Müşfik Kenter gibi konuşuyor olsanız bile Yine de bir derse gidin derim yani. Peki çok uzatmak istemiyorum bitireceğim ama arada senin başka mesleklerin olduğu için o alanı ve oradan öğrendiklerini ya da aldığın dersleri de böyle sorgulamak isterim. Senin iki alan daha var konuşmadığımız. Bir sinema var. Hem oyunculuk yaptın belki daha sonra bir şeyler daha yaparsın gelecekte de. Hem de yapımcılık yaptın. O maceranı bir anlatsana. Bir de poker var. Hı hı. <laughs> Şöyle, e, oyunculuk tarafı aslında tamamen hani küçük bir şey, e, ilginçlik diyeyim. ya yani, kamyo olarak oynadım ben sadece. Yani hani, bölüm başına işte bir dakika, iki dakika işte Acemi Caddesi'nde oynadım. Daha sonra Yabancı Damat'ta falan da oynamıştım. O tamamen hani e, küçük bir renk. Lisede tiyatro falan da oynamıştım ama oyuncu olarak yeteneklerimin son derece kısıtlı olduğumun farkındayım yani. Yani hiç o konuda iddialı da olmayacağım gerek de yok zaten. Yapımcılık tarafı da ya yani 1999'da işte benim liseden çok yakın arkadaşlarım bir film şirketi kur, kurarken hani daha kariyerimde tam oturmamıştı. O zaman sadece hani dergicilik yapıyordum, gazetecilik, gazetecilik. O alanda arkadaşlarımla bir şirket kurup bir yönelmeye ilgim her ne kadar yeteneğim veya özel bir başarı alanım olmasa da, yani kendi alanım olmasa da Hani çok ilgi çekici bir alan film yapımcılığı ee, çok tercih etmiştim. Arkadaşlarımla birlikte işe girdim. İşte Fasulye'yi çektik. Daha sonra Uzaktan Kumanda dizisini çektik falan. Ama işte önce deprem daha sonra ekonomik kriz derken o iş pek istediğimiz gibi gitmedi. Ee, ama hani o yaşlarda işte 23-24 yaşları kaç oluyor? 99 25 yaşındayken çok cazip geliyor. Hani çok da cazip bir sektör olabiliyor. Ee, arkadaşlarımla birlikte kendi işimi yapıyorum falan. Hmm. O zaman yönelmiştim. Ee, orada da çok başarılı olduğumu iddia etmeyeceğim açıkçası. Yani pozitif çok e, gurur duyduğum bir iştir ama ben yapımcı olarak ne kadar başarılıydım ciddi soru işareti o. Yani e, sonuçta know-how'um falan da hemen hemen hiç olmadığı için çok hata yaptığımı da itiraf etmeliyim orada. E, diğer konuya gelirse poker konusuna Ya aslında bu gamer olmanın e, bir nihai sonucu değil. Yani ben yıllar içinde işte Kart oyunları, kart derken işte bu Magic gibi e, trading kart oyunları, işte masaüstü oyunları, bilgisayar oyunları, basketbol vesaire hepsi oyun çünkü sonuç itibariyle. Hı hı. E, oynadıktan sonra, e, bunlar yaklaşık bir 10 sene kadar önce, 7-8 sene kadar önce e, bütün oyunların e, zirvesinin poker olduğuna kanaat getirdim. Yani profesyonel demeyeyim de şey, e, amatörlükten bir adım ileride yani... Çeyrek profesyonel olarak poker oynamaya da başladım. Peki onu da dijital mi oynuyorsun? Fiziksel Yok. olarak mı oynuyorsun? Dijital olarak Türkiye'de zaten mümkün değil oynamak. Hmm. Yani kanunlar gereğiyle yasak zaten oynayamıyorsun. İşin içinde e, şansın önemli bir yer tuttuğu çok ciddi bir strateji oyundur. Hmm. Poker. Ve e, sadece strateji de değildir. Ben hep pokeri üçe bölerim. Yani poker üçte biri şans, üçte biri strateji, üçte biri e, psikolojidir. Ve... RPG oynayan, TRP oynayan insanlar bilir ki role playing'in önemini. Pokerde çok ciddi bir role playing de vardır. Bu hı hı. şey değil hani e, genelde pokeri bilmeyen insanlar... işte yüzünden e, belli etmeyeceksin elinde işte poker face falan derler. O işin bir parçası ama küçük bir parçası. Asıl hikaye, pokerde sürekli bir hikaye anlatırsın. Yani yaptığın her hamle senin elin ve rakibin eliyle ilgili olarak bir mesaj veriyor karşındakine. Bu bir şey gibi e, Aldım verdim yarışması gibidir aslında. İşin stratejisi olduğu kadar rakibin psikolojisi ve senin psikolojinin de çok güçlük alması gerekir. Hmm. E, o, bütün bunların çok daha basite indirgenmiş ama mükemmel bir dengeye oturmuş hali olarak görüyorum. Ben yani oyunların zirvesi olarak görüyorum. O kadar dedim bilgisayarda, masa üstünde falan o kadar oyun oynadım. E, daha sofistike, daha keyifli belki oyunlar olabilir ama e, poker benim için oyunların zirvesi yani. O yüzden e, acayip ilgi gösterdim. Ha kumar olmadığını şöyle söyleyeyim. E, kumar denen yani iş, şansın oranı arttıkça kumar oranı da artıyor. Yani atıyorum milli piyangoda bilet alıyorsun şansın atıyorum. 1 milyon bilet varsa bir milyonda bir. Yapabileceğin hiçbir şey yok orada. Bu kadar öyle değil. Nitekim e, yıllar içinde profesyonel poker turnuvalarına baktığın zaman her bir turnuvaya işte 500 ila 10 bin arasında insan katılıyor. Ama hep aynı 60-70 kişi dereceye giriyor ya da aynı 100 kişi dereceye giriyor. Hmm. Yani bunun bir sebebi olmalı. Yani o 100 kişi niye bu kadar sefer hani şans olsa tamamen ya da kumar olsa bu bunun çok daha büyük bir değişkenlik içinde dağılması gerekir. Ama aynı yani bugün bir Fedor Holt, bir işte Dominik Nietzsche falan bin kişi giriyor. Hep ilk onda bu adamlar yani. Bir, bir, sebebi olmadı bunun yani. O sebep de bu işte. Yani stratejisinin, psikolojisinin çok güçlü olması. Ee, dolayısıyla ben ben asla kumar kabul etmiyorum. Ee, ki yani işi gerçekten bilen profesyonel oynayanların hiçbirinde kumar kabul etmediğini eğer e, ilgilenmese bile mühendislik olarak bakıldığı zaman da hani oyunu inceleyen insanın da kumar olarak kabul etmeyeceğini biliyorum yani zaten. Hı hı. Türkiye'de öyle sayıldığı için mi yasak onu bilmiyorum. Tabii tabii. Hı hı. tabii. kumar olarak sayıldığı için yasak. Peki... Artı zaten teknik olarak da hani kumar kategorisine girmesini anlıyorum ben çok normal bir şekilde. Hı. Çünkü parayla... Yani, daha doğrusu asıl mesele parayla oyun oynamak yasak Türkiye'de. Para hmm. Parayla oyun oynatmak da yasak yani. Hmm. Yani illa sonuçta parayla satranç da oynayamazsın mesela. Hmm. Para karşı. Hmm. Ee, o yüzden ama yani, pokerde ama para karşılığı olmadan da oynanmaz. Çünkü poker risk analiz yani risk analiz üzerine kuruldu. poker risk almadan ana, analizi veya ris, riski zorlamak diye bir şey olamaz. Riskte bir, bir şekilde karşında bir şey olması lazım ki risk alabilesin. Tabii o zaman ama konken grupları da yasak mı? <laughs> Tabii yasak. Yasak. Yasak illegal Yani, hmm, hmm. Ee, yani mesela is, atıyorum hmm. hani bugün kahvehanelerde en yaygın şeyler de mi parasında batak oynanır. Hmm, mesela, hmm. o da yasak aslında hmm, Yasak hmm. değil. Ee, şey kanun dışı yani. Hani illegal. Tabii tabii yani uzun zamandır üstüne düşünmediğim bir mevzu olduğu için. Yoksa hani böyle zamanında işte yazı işlerinde çalışırken falan böyle haberler gelirdi falan. Hep kafamda yani bunun suç olması için böyle garip bir yerlerde gizli oynanması gerektiği gibi bir şey kodlanmış. Sonra da düşünmemişim. <laughs> Haklısın yani. Peki sen Amerika'ya falan mı gidiyorsun mesela? Las Vegas'a falan gidiyor musun poker oynamak için? Yok. Vardır ya. Aaa ha, çok havalı ya. <laughs> ee, ya şöyle zamanında işte NBA finalleri anlatmaya gittiğim zaman hani işim bittiği zaman ondan sonra uzatıp gidiyordum. Hmm. Daha sonra işte e-spor'a gittikten sonra Riot Games ile Los Angeles'ta yıllık toplantı oluyor. Oraya gittiğim zaman gidiyordum. Bir 10 yıldır falan her sene düzenli gidiyorum zaten. Hani onları uzatarak gidiyorum. Hani onlar olmadığı zaman da bir şekilde kendim finanse edip gittiğimde oluyor. Düzenli gidiyorum yani. Yıl içinde çok fazla gitmiyorum. İstanbul'da kendi arkadaşlarım arasında bir poker grubum var. Onlarla falan oynuyorum. Türkiye'deki Hani merdiven altı yerlerle falan da gitmiyorum. Kıbrıs'a da çok gitmiyorum. Kıbrıs'ta çok ortamı çok hoşuma gitmiyor benim. Hmm. E, çünkü ben hani işten keyif almak istiyorum oynarken. E, Kıbrıs'taki ortam keyif almaya çok çok da yatkın değil hani onu da söylemek. Yani en azından benim için değil. Hmm. Başkaları çok hmm. çok eğlenerek oynuyor olabilir ayrı konu. E, öyle devam ediyorum ama Las Vegas'a 10 yıldır düzenli gidiyorum yani. Hmm. Ve şey orada küçük çaplı turnuvalarda ciddi başarılarım da var ya. Ya ne, nedir mesela başarıların? Ya Mesela şöyle e, birinci amatör küme diyeyim yani hani, e, birinci amatör küme turnuvalarında e, üç tane birinciliğim var belli derecelerim var hı hı. işte şey baya baya e, işte 300 kişinin katıldığı turnuvada birinci oldum 250 kişinin katıldığı turnuvada ikinci oldum falan öyle hani başarılarım derken dediğim gibi amatör kümenin başarılı yani, amatör kümeninin acar topçusu unvanım <laughs> var yani. <laughs> Amerika'dayken onların kanallarını falan görürdüm. Bu işin de muhtemelen yorumculuğu var değil mi? Tabii tabii. Vay. Olmaz mı ya? <laughs> en büyük hayallerimden biri hani illegal olmasa Türkiye'de yayın olsa o yorumculuğu yapmak. Ben yani zevkten e, eririm herhalde popüler yorumculuğu. <laughs> Tam yaşam. onu diyecektim. Ya gelecekteki kariyerin olarak gördüm kan diyecektim. Yok. Çünkü sen sevdiğin yani, alanların yorumculuğuna geçmişsin ya. Şöyle söyleyeyim hani büyük konuşmayayım ama yani NBA yorumlamaktan daha fazla keyif verebilir bana yani. Hı -hı. yani yap, yapmadan söylemek büyük konuşmak olmaz ama sen beni aradığında konuk olur musun dedi. Ben Amerika'da Las Vegas'taydım bu arada. Beni orada aradım. Daha geçen hafta oradaydım yani. Peki Amerika'da yapma ihtimalin var mı bu işi? Ya. İleride? Ya, şöyle bir kere biraz evvel dedin ya diksiyon dersi diye. Hı, Hı Benim İngilizcem gerçekten iyi. Yani ben Robert Kolej mezunu, Boğaziçi mezunuyum. Ama benim İngilizcem Amerika'daki ilkokul 5 seviyesinde falan anca gelir. Çünkü o başka bir şey. Ana dil konuşmak bambaşka bir şey yani. O yüzden ben onu orada yapamam. Ya öyle mi? Yani o kadar göçmen insan var ya neler yapıyorlar? Kan? Ya şöyle yapabilirsin tabii yani. Sonuçta Hı -hı. Sofia Vergara da en ünlü aktristlerden biri olabiliyor falan. Hani belli bir lehçeyle falan ama e, en az bir 2-3 senelik bir e, şey devamlılık ve işte akıcılık sağlamak lazım ki o zaman bile sınırlı olur yani. Peki bir şey soracağım çok garip olmasın soru. Şimdi poker yorumcuları bütün herkesin elini görüyorlar mı yoksa ortaya açılan görüyorlar. masa üzerinden evet. mi konuşuyorlar? Şöyle ikisini de yapabilirsin. Şey, masaya ama eline... açılan kağıt üzerinden mi konuşuyorlar? Şöyle ikisini de yapabilirsin ki zaten zaman zaman e, kağıtları kapatıp e, açılan üzerinden fikir yürütmek üzerinden de konuşuyorlar ama o işin boyutu ama kağıtlara çıktıyse e, sağlıklı ve iyi yorum yapmak imkansız yani yani %95'inde görüyorlar. Sadece hmm. i, i, tahmin etmek için bir, işte atıyorum 100 el varsa 4-5 tanesinde elleri kapalı iken tahmin edin bakalım ne, ne var diye yorumlatıyorlar. O işin e, bir gimik tarafı yani yani eğlenceli tarafı. Diğer tarafta elleri gördükleri için oyuncuların rakibe işte yani nasıl role play yapacaklarını, nasıl bir hareket alanı olduklarını, hangi yoldan gideceklerini söyle İşte şu yolu tercih edebilir, muhtemelen şey işte İşte rakibe tuzak kuruyor. O onun onu e, zayıf olduğunu düşünüyor ama çok zayıf rol yapıyor. Hiç de zayıf değil görüyor. Yani eli görüyor çünkü hiç zayıf değil, hmm. zayıf rolü yapıyor. Hmm. O onu zayıf zannetti. Şimdi bu tuzağa düşecek mi bakalım ama işte Brinken'i mesela çok tecrübedir bu tuzağa asla düşmez falan diyor. İşte şey diyor burada işte ne, şimdi ee, pokerin en temelinde bet size denen yani bayis miktarı önemlidir. İşte çok düşük çok düşük bir bayis yapıyor ki işte bu bloker bet gibi göstermeye çalışıyor falan diyor. Yani insanların aklını okumak üzerine kurulu. Zaten poker temelde öyledir. Rolling yaptığı için kağıtları görerek. O kağıtlarla hangi rolü yaptığını okumaya çalışır yani. Hı. Hmm. Peki e, çok iyi poker ustaları, poker oyuncuları e, aynı rolü birkaç defa yapmayan insanlar mı? Çünkü çaktırmıyor olmaları lazım bazı şeyleri de. Ya şöyle e, tam öyle değil. Çünkü pokerin en güzel taraflarından biri de poker anka kuşu gibidir. Yani her bir sıfırdan başlar. Hmm. O ana kadar yaptıklarının hemen hemen hiçbir önemi yok. Her şey sıfırdan başlar. Ya ve... yap bu işi kan benzetmeye bak Allah için yani şahane. Pardon girmeyin. anladım ee, anladım <laughs> Ya mesela bir seansta oturuyorsun 10 saat falan. Toplam kaç el oynuyorsun? İşte 450 falan oynuyorsun. Her biri birbirinden bağımsızdır yani. Hmm. Sıfırdan başlar her şey ve onun güzelliği de orada bir taraftan. Evet. Şöyle aynı şey yapman önemli değil. Yani pozisyonuna göre her bir elde rakip görmeyen eli sen bir şey temsil edersin. Hmm. Çok güçlü olduğunu veya güçsüz olduğunu, beklentide olduğunu veya e, hiç beklentinin kalmadığını falan temsil edersen onu nasıl temsil ettiğin önemli. Aa bu gerçek mi değil mi konusu apayrı. Hmm. Temsil ettiğin şey de çok önemli. Bazen çok güçlüyken güçsüz rol yaparsın. Bazen güçsüzken güçlü rol yaparsın. Blöf denen şey temelde. Hmm. Ama mesela bazen blöf olmayarak yani çok güçlü olarak başladığın şey öyle bir gidişat olur ki son derece güçsüz hale döner. Onu bir yani çok güçlü bir pozisyondan çok blöf bir pozisyona geçebilirsin. Bunu kovalamar mısın? Ne kadar kovalarsın? Bu kovalamak senin ne kadar zarar mi? ya ne kadar kazanç sağlar? Mesela, Opportunity Cost diye bir hikaye vardır e, ekonomide. E, fırsat e, bed, e, fırsat maliyeti diye. Hı hı, hı. Mesela e, çok ciddi şekilde istatistik bilmek şarttır pokerde ve fırsat maliyetinin, normal maliyetinin ve fırsat maliyetinin ne olduğunu iyi bilmiyorsan pokerde başarılı olma imkan, imkan yok. İşte mesela opportunity cost'u uyuyor mu? Expected Values yani beklenen değer yeterince akıtma değer katıyor mu o insana? Onu kovalamak yani o rolü devam etmenin bedeli ne? Kazancı ne? Bunları hesaplamak falan çok acayip hikayeler. Vay be o kadar seksi anlattık ki. De. Pokerle ilgili çok ilginç bir şey de söyleyeyim sana. Kendim de o yoldan geçtiğim için biliyorum. Poker aslında çok basit bir yani yarım saatte öğrenirsin kurallarını. Yarım saat bile 20 dakikada öğrenirsin yani hiç zor bir oyun değil. Fakat uzmanlaşmak yıllar sürüyor. Hı. -hı. Yani e, öğrenmek 20 dakika, iyi oynamak bir sene, uzmanlaşmak 10 sene derler mesela. Hı -hı. Yani. Şimdi niye yanı e, oyunu öğrenmek kolay olduğu ve insanın çok temel hırslarıyla falan çok yorulduğu için bir sürü oynayan herkes yani Oyun seviyesi, öğrenme seviyesi, uzmanlık seviyesi bir üzerinden 10, 1 ile on arasında bir skala diyelim. On pederholtz olsun. Yani en iyi oyuncusu bence. Ee, i̇şte bir, bir de işte bir aydır oynayan biri olsun. İnsanlar genelde iki seviyesine geldikleri zaman kendilerini sekiz zannediyorlar pokerde. <laughs> ben de oradan geçtim biliyorum yani. <laughs> Şimdi e, sana klasik sorumuzu sorayım Kaan. Bir mesleki nasıl olunur bize söyle. Bir de e, nasıl iyi insan olunur? Bugün nasıl daha iyi olabiliriz? Ona dair yorumlarını alabilirsem sevinirim. Şöyle söyleyeyim. E, mesleki olarak e, bence her meslek için geçerli ama benim mesleğim için biraz daha geçerli. Sürekli öğrenci olmaya devam edin. Yani öğrenmeye ve e, bir taraftan tabii ki öğreten veya gösteren tarafımız olacak ama öğrenci olmayı hiç unutmayın. Benim mesleğimle ilgili olarak da ben mesela çok iyi bir spor sever olduğumu biliyorum. Gerçekten hani sporu diller gibi seviyorum. Yani bugün profesyonel olarak e, anlatmasam bile işte basketbol maçlarını izlemeyi de, işte diğer spor karşılaşmalarını izlemeyi de hayatımda çok önemli bir yere koyuyorum. Ve o yüzden benim yaklaşımım bana ne keyif veriyor, ne ilgimi çekiyor, ne ilham veriyor, ne beni heyecanlandırıyor? Doğal olarak tabii ki insan e, profili farklı. Ama bunu anlatabilirsem, iyi bir spor severi neler heyecanlandırır, neler etkiler, neler ilham verir anlatabilirsem, bunu paralel yaşayanlarda veya bunu çok görmeyen insanlarda da aynı duyguları, aynı e, heyecanları tetikleyebilirim diye baktım. Ve bunu tavsiye ederim genelde. Yani e, sizin ne ilginizi çekiyorsa, e, çünkü büyük bir resimdir bu, resmin neresine bakmanız gerektiğini, flu olan yerleri nasıl berraklaştırmanız gerektiğini gösterirseniz bu insanlara, ulaşacaktır. Öyle ya da böyle. Her kesime olmasa da bir yerlerden insanları yakalarsınız. Dediğim gibi gördüğü şeyleri belki de altını çizerseniz görmediği şeyleri gösterebilirsiniz. Ama öğrenci olmayı unutmamak lazım. Yani ne olursa olsun ben her meslek için düşünüyorum. O mesleğin en iyisi olsanız bile hala öğrenebileceğiniz, kendi geçeceğiniz onlarca alan vardır. Pek çok bilim adamının en çok söylediği şey odur. konuda ne kadar uzmanlaşırlarsa ne kadar az şey bildiklerini fark ederler diye. Hı hı. Ee, onu hiç unutmamak lazım. Nasıl iyi bir insan olur gelince, e, iyi bir insanın tanımı çok geniş. Ama ben e, çok temel bir ilke'm vardır benim. E, bu Live and let Live diye hani çok da güzel bir albümdür aslında rak albümü. Hani yaşa ve yaşat. Hani hayatınız iyi yaşayın. E, herkesin hayatında olduğu gibi özellikle Türkiye'de biraz daha fazla olmak kaydıyla çok zorluklar var. Hele şu son dönemde pandemi döneminde falan bu zorluklar biraz daha artmış durumda. Ama e, bu tek bir hayatı olan ins bir insan olduğu için hayatı yaşamak için engel olmamalı. Evet çok kısıtlayıcı olduğunu ben de farkındayım. Ama hayatınızı yaşamaya, o yaşamın içinde imkanınız olan güzelliklere sürekli ulaşmaya çalışıp yaşayın, hayatınızı iyi yaşayın ve bırakın başkaları da hayatını istediği gibi iyi yaşayabilsin. Hmm. Siz yaşayın ve yaşatın. Yani başkalarının yaşamasına da izin verin. ...ki üçüncü yani size bir şekilde müdahale etmiyorsa, yani üçüncü kişileri rahatsız etmiyorsa, üçüncü kişileri engellemiyorsa, sizin hayat alanınıza müdahale etmiyorsa, insan istediği gibi yaşasın, başkasının da nasıl yaşadığıyla ile ilgilenmeyin, uğraşmayın, gerek yok. Herkes istediği gibi hayatı yaşasın. Bu dediğim gibi, üçüncü kişilere veya başkalarının hayatına müdahale etmediği sürece herkes istediğini yaşayabilsin. İyi yaşayın, başkalarının da iyi yaşamasına izin verin. <laughs> Çok güzel söyledin. Yani... Bir de sana bakarken şunu görüyorum, onun için de konuşalım istedim E, Bir olabildiğinin en iyisini her zaman yapmaya çalıştığını görüyorum, gördüm zamanla seni daha yakından dinlerken izlerken de Hep hayat çizgine bakınca da onu görüyorum. Bir de bazen hani böyle bir kitap yazısını, bir edebiyat eleştirisini okurken okuduğun şeyden o kitap kadar keyif alırsın ya, yeni bir yaratımdır. Senin yorumlarında da genellikle onu gör. Görüyorum. yani e, yani iyisi vardır, kötüsü vardır. Maça göre belki değişiyordur ama genel olarak tavrının ne olduğunu görüyorum. Yani sadece bir e, maç anlatımı dinlemiyoruz ya da onun yorumunu dinlemeyiz de mesela orada işte başka disiplinler de devreye girer. Zaten böyle insanlarda meslek geçişlerini de sık görürüz. E, bunları da görüyorum. Sana bakarken bunlar da çok hoşuma gidiyor. Bir de iyi bir insan olduğun da belli. <laughs> yani bana <laughs> uzaktan da hep hani başka insanlarla Yazışmalarına da bakıyorum. Yani mütevazi bir tavır var, iletişim yöntemi var. Hani böyle şeydir ya. E, zamanında stajyer olmuş insanlar e, mesleklerinde ne konuma gelirlerse gelsinler, stajyerleri iyi davranırlar ya. Sen de hep böyle bir <laughs> tavır görüyorum. Yani yeni başlayanlara İşin ilginç. destek. İşin ilginçti ben direkt yazı işleri müdür olarak başladım ya. Hiç de stajyer <laughs> olmadım ya. İşin <laughs> ilginçti. <laughs> Tam öyle hakikaten ama hep gençlerle iletişimine bakıyorum yani sen de gençsin ama hani meslekte çok uzun yıl geçirdiğin için hani onu genç değil de olgunluk diye bakalım hep böyle yeni başlayan başka alanlardan insanlarla iletişiminde onu da gördüm çok teşekkür ediyorum ya Kaan iyi ki katıldın nasıl bitirelim bu yayını? Bizi dinlemeye devam edin diyelim. Hem Nila beni dinlemeye devam edin Ya çok sağ ol. Bir de şey yapar mısın ya? LeBron James yapar mısın bize? O LeBron James ya şey oluyor. Ben yani zaten hani genelde bir şey yapar mısın diye insanlar zorlanıyor ama ben gerçekten o maçın içindeki heyecanla yaptığım şeyleri asla tekrarlayamıyorum. Ama genelde benim klasik bir gülüşüm var. Öyle bitireyim siz o zaman. diye. <laughs> şahane Noel de yaklaşıyor. Noel Baba'ya selam olsun. <laughs> teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet. Çok teşekkür ediyorum Kaan Şane'ye. Vallahi. Ben teşekkür ederim.